sabahlar diliyoruz TRT1 ekranlarından. Herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün olsun inşallah. Bir sabah olsun inşallah diliyorum. Hepimiz siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Bugün sizin için gördüğünüz gibi her şey sizin için. Sen niye beyaz istiyorsun herkesi? Ha, şef olduğun için. Ha, o yüzden pardon. Peki. Şimdi bugün dop dolu bir programımız var. Dop dolu bir mutfak var. Bizim için Ankara'dan. Ankara çiftlik köydü değil mi? Altınköy'den gelen hanımlarımız var ve muhteşem lezzetler bizim için yapacaklar. Zeytin kuracağız. Onun dışında şifa turşusu neydi abla? Tükenmez turşusu. Evet. Turşuyu kuracağız ama onları yemeyeceğiz, suyunu içeceğiz. Evet. Çok şifalı bir içecek ve orada da herhalde gözleme değil mi? Birazdan geleceğim gözlemeye. Ballı katmer yapacağız. Katmer. Tereyağlı ballı katmer yapacağız. Evet. Yapacağız. Hı-hı. Şu anda bence dünya rekorlar kitabına girse yapılabilecek en ince dolma. Böyle bir şey yok. Yani bayağı kalem ya. Bunu kim sardı Allah aşkına? Biz sardık hanımlar. Altınköy'ün çalışanları. Muhteşem sarmışsınız. Çok. Allah aşkına bunu benim gözümün önünde bir kez daha sarar mısınız? Tabii ki yapabiliriz. Bunu bir kez daha saralım. Tabii ki yapabiliriz. Şöyle güzel bir Ankara türküsüyle önce bir VTR'mize gidelim. Orada'ya götüreceğim sizi. Orada da kendi ellerimle yaptığım kuyumu izleteceğim size. Muhteşem bir kahvaltı sofrası izleteceğim size. Ondan sonra buradan kralı hanımlarla mutfaktayız efendim. Haydi gidelim Orda'ya. Acılı kuymak olmaz diyenler ekran başına. İnanılmaz. Alişan Ordu'ya gitti. Ordu usulü kuymak yapımını sizler için öğrendi. Ben karıştırayım, siz şey yapın. Ocağın başına geçti. Dünyanın her bölgesinden bir araya gelen tavukların yumurtalarından omlet yaptı. Kazların arasında kaldı. Eğlenceli anlar yaşadı. Evet. Tamam, durun. Karadeniz bölgesinin birbirinden güzel, iştah açan lezzetlerini sofralarınıza getirmek için yollara düşen Alişan, soluğu kuymak yapmak için Ordu'da alıyor. Özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan kuymağın yapımını Ordulu Hakan Atabeyoğlu sizler için anlatıyor. Evet, şimdi Hakan abiyle Ordu kuymağı yapacağız ama en son değişik o tadını ben atacağım şimdi. Evet. Size bırakacağım en sonunda. Hadi bakayım abi. Biz çok yaptık. Evet. Stüdyoda yaptık. Karadeniz'de çok yaptık. Bakalım Ordu'nun kuymağı nasıl? Karadeniz'in dillerden düşmeyen yöresel tadı kuymağın yapımına başlıyoruz. İlk başta bakır tavamıza yerleştiriyoruz ocağa. Yağ tereyağı konusunda kesinlikle acıma yok. Bayağı koyuyoruz böyle bu şekil. Zaten bu işin şeyi tereyağı. Tereyağı tabii her şeye lezzet katar. Tabii tereyağı da kaliteli olması lazım. Karadeniz'de de tereyağı deyince Karadeniz. Bu yörede Cersi ineklerin tereyağısı, sütü her zaman çok iyi olur. Ve bu Cersi dediği inek ırkı mı? Evet, bir inek ırkı o. İnanın buna şu kalınlıkta yağ çıkar üst tabak kadar. Yoğurtta bile kaymak. Nerenin neyi bu? İngiltere. İngiltere'den oraya gelmiş inek ya. Evet, zamanında gelmiş bunlar. Seni tavuklar gibi. Ama tereyağına bakar mısın? Güzelliğine evet. Bak ya. Of. Tereyağımızı güzelce erittikten sonra bir kase süt mısırımızı ekliyoruz. Bu da süt mısırı deriz buna. Tam böyle mısır kurumadan böyle. Sütlü olur biraz. O şekilde kurutulup ondan sonra fırınlanıp da bu şeklini alır bu. Biraz ben de karıştır. Evet. Tereyağı gerçekten müthiş ya. Bir şey diyeceğim, suyu sıcak mı koyacaksın, ılık mı koyacaksın? Şimdi kaynar koyarsan biraz daha topaklanma olur. Sonra ılık olacak yani bunun suyu. Püf noktalarından biri de budur. Tabii yöreye göre insanlar tabii tercihe göre soğukta ama biz de ben ılık tercih ediyorum bunu. Kuymağımız ocakta pişerken Alişan geçmişte başarısız olduğu bir kuymak denemesini Hakan Bey ile paylaşıyor. Ben bunu bir kere evde denedim. Isırımıyla. Evet. Böyle hani bunun şeyi uzatmasıdır ya. Evet. Benimkiler evde 5 santim uzamadı ya. 5 santim.
İşte onda belki mısır unu belki fazla kaçırmış olabilirsiniz. Çekmiştir, o şişmiştir. Pilav gibi. Alişan ordu kuymağını kendi damak tadına göre hazırlamak için biraz pul biber ekliyor. Biraz da tuz koyuyoruz. Çok koyu da olmasın. Rengi biraz daha açık oluyor bunda. Tuz koyuyoruz. Ben biraz... Şu tereyağımız tuzsuz biraz. Ben biraz acı biber koyabilir miyim? Tabii, su en sona doğru attıracağım sizi. Tamam. İstersen şimdi atalım. Şöyle minik biraz şey yapayım. Tamam. Bu birazcık Alişan usulü oldu. Acılı kuymak oldu. Evet, Alişan Bey usulü. Suyumuzu koyuyoruz böyle. Karıştırıyoruz ılık suyumuzu. Sıra geliyor kuymağın uzamasını sağlayan peyniri eklemeye. Şimdi kaşarımızı koyuyoruz. Bunu da bol koyalım. Bol koyacağız buna. Bol koyalım bakalım. Evet. Çünkü tavamız biraz büyüktür. Bitti aslında. Bunun yapılışı bu kadar. Bunun yapılışı bu kadar. Tabii tabii. Aynen. Alişan, Hakan Bey'in yaptığı kuymakta peynirin ne kadar uzadığını görmek için sandalyenin üzerine çıkıyor. Bu yemek şeyi nereden başladı? Yemek falan. 5 kilo 450 gram doğunca maalesef. Önce yemek yemek, bu da bana, sonra yemeği yapmak. Bu da bana yapıştı herhalde. Daha da zayıflayamıyoruz tabii. Alişan Bey, isterseniz siz böyle ben şey yapayım, siz uzatın. Bak, bak, bak. Evet. Vay vay. Kesildi. Evet. Çok yüksektesin. Ben karıştırayım, siz şey yapın. Karıştır abi. Ben karıştırayım inşallah. Alişan ilk denemesinde başarısız oluyor. Bakalım ikinci denemede kuymağımız ne kadar uzayacak? İşte. Evet, vay, vay 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 vay. Uzunluk testi tamamlandıktan sonra daha fazla dayanamayan Alişan hemen kuymağın tadına bakıyor. Bunu şimdi ekmekle mi yenir, şeyle mi? Biraz dikkat edin, sıcaktır. Evet. İnanılmaz. Bak, acı yakışmış. Yakışmış mı? Acı yakışmış. Daha abi. Tadına bakacağım. Ellerine sağlık abi, teşekkürler. Kuymağın tadına bakıldı. Alişan şimdi de dünyanın her bölgesinden bir araya gelen tavukların yumurtasından omlet yapmak için kollarını sıvıyor. Evet, şimdi orduda önce kuymağımızı yaptık. Şimdi de yumurta kıracağım. Ama bildiğimiz yumurtalardan değil, Afrika tavuğu yumurtası. Bu çok sert, biliyorsun değil mi? Bu çok sert, biliyorsun değil mi? Bak, kırılmıyor bak. Bak, bak bak. Abi. Rezil olduk. Biz yanlış yumurtayız. Tereyağını tavada erimeye bırakan Alişan, kıracağı yumurtaları seçiyor. Bak ne yapayım biliyor musun? Şunlar mavi. Bak bir tane mavi alayım. Bir tane Afrika yumurtası alayım. Aha. Bir tane de bizim normal. Normal yumurta. Hepsinden kıracağım ayrı ayrı, böyle bayağı türlü gibi bir şey olacak. Hadi bakalım. Önce Türk tavuğu yumurtası kırdım. Şimdi Hindistan'ı kırıyorum. Bak bizimki nasıl dağıldı, gördün mü? Evet. Şimdi mavi. Maviden kırdım. Evet. En son Afrika'dan kırıyorum. En son Afrika. Çok sert ha. Sert sert. Kırılmaz. Çeşit çeşit yumurtaları tavaya kıran Alişan, pişirdikten sonra hemen tadım aşamasına geçiyor. Aa, sana mis gibi oldu. Buna şimdi ekmek bandırmamız lazım. Evet. Şu köy ekmeğinden mi bandırır? Şöyle. Alişan Bey, tavuklar ne kadar özgür gezerse o kadar lezzet, o kadar lezzet artıyor. Yani mesela 50 metrekareden 100 metreye çıktığı zaman bile 3 metreye, 5 metrekare bile hemen lezzet arttırıyor. Müthiş. Bak inanılmaz güzel. Bunu mutlaka bizim ekibe tattıracağım. Çok güzel olur. Ama tereyağı organik olunca, yumurtalar organik olunca ortaya değişik bir lezzet çıkıyor. Evet efendim, bu kuymağımız. Acılı kuymağımız. Acılı kuymağımız. Bu da işte dünya tavuklarının yumurtalarından yaptığımız piyada yumurtamız. Sağında yumurtamız. Abi teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Son olarak Hakan Bey'in kazlarını görmek isteyen Alişan, soluğu kümesin yanında alıyor ve ortaya bu eğlenceli görüntüler çıkıyor. Evet, pompon ördek, kafasına dikkat edelim.
Erşan Bey, bu pompon ördeğimiz. Normalde Türkiye'de bunlar yerli ördeklerden çıkıyor. Bu yani ne bileyim 1 milyonda işte 10-15 tane çıkar. Ondan dişleri erkekleri biriktirdik biz. Bir 30 tane var aşağı yukarı. Ama 100 tane de 100 tane yumurtadan bir iki tane ancak çıkıyor böyle pompon. Bu ördek yumurtası yeniyor mu? Tabii yenir. Tabii yenir ama biraz mesela çok böyle çoraklarda falan olduğu zaman bir tık kokar ama normal yeşillikte yayılıyorsa, temizde su içiyorsa yumurtası normal yumurta gibi lezzetlidir yani. Şimdi asıl yoğundur yani. Asıl ördek ve kazların olduğu yere gideceğiz. Evet. Şimdi onları orada şimdi bırakacak. Bütün çeşitleri görürsün. Oradaki cümbüşü görürsün. Kaz sürüsü buraya doğru geliyor. Anam bayağı geliyor. Ördekler de var içinde. Pompon ördekler. Yerli ördekler. Bunlar biraz daha evcil. Diğer yörenin hayvanlarına, kazlarına göre biraz daha evcil bunlar. Böyle insanlara böyle saldırma yok. Bunlar, bu boynuzları var boynuzları. Çin kazları bunlar. Beyaz, Çin kazı. Beyaz ve gri olarak. Geliyorlar bak geliyorlar. Beyazları o kadar çok bulunmuyor ama grileri var ülkemizde. Ya böyle bir geliş yok. Çok güzel evet. Geliyorlar ya. Evet. Buyurun buyurun. Evet arkadaşlar. Evet. Tamam durun 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 durun. Bak durun dedim durdular. Bak hepsi durdu. Bak hepsi durdu. Bak çek. Hepsi ne var? Allah'ım yarabbim ya. Evet. Arkadaşlar bir saniye. Bir şey söyleyeceğim. Durun. İşte. Selamlar olsun buradan Ordu'ya. Altınköy'de de kaz var mı? Var. He? Var kaz. Her hayvanımız var. Tavus kuşlarımız var, deve kuşu var, kazlar, tavuklar, horozlar. Altınköy'de deve kuşu mu var? Her şey var. Evet. Nereden getirdiniz onu? Ya, belediyemiz getirdi. Ben deve kuşu yumurtasıyla şey yaptım geçen hafta. Kavurma yaptım burada. Deve kuşu yumurtasını yani gördüm ama hiç tadı nasıldır onu bilmiyorum. Bilmiyorum artık. Onu da bir denemeniz lazım. Evet. Şimdi hanımlarla önce zeytin kuracağız. Bu yeşil zeytin değil mi abla? Evet, yeşil zeytin. Bu dalından toplandığı gibi. Bunun tadı nasıl acaba? Çok acıdır. Erik gibi mi? Yok, hayır, çok acıdır. Vallahi. Çiğ zeytin çok acı olur. Bunu kurunca mı tatlaşır? Şimdi bunu, zeytin olacak. Bunu çiziyoruz ya da kırıyoruz. O tercihinize bağlı. 15 gün boyunca bunun her gün suyunu değiştiriyoruz. Tatlanıyor zeytin. Evet. Zeytin değil bu, başka bir şey mi? Evet. Bildiğin bulaşık sabunu gibi bir şey mi ya? Ay. Bunu suyunu değiştirerek günlük tatlandırıncaya kadar suyunu değiştiriyoruz. Ondan sonra yenecek hale geliyor zaten. Sadece su mu koyacağız içine? Su ve tuz mu? Su, tuz, limon tuzu koyacağız. Koyalım ama dediğim gibi 15 gün değiştireceğiz suyunu. 15 gün sonra kuracağız limon tuzu. Biraz şeker, tuz. İçme suyu koyup kapatacağız ağzını. 1-2 ay kadar sonra tatlanıyor zeytinimiz. Bu zeytine bir yeşil mi kalıyor? Siyaha dönmüyor mu? Yok hayır, siyaha dönmez. Bu yapalım yeşil zeytin. Yapalım bir taraftan. Bir taraftan da zeytinlerimizi yapalım. Yeşil zeytin. Ha, önce vuruyoruz o içine. Hı hı. Evet. Mesela çizme zeytin biraz daha geç tatlanır. Kırma zeytin daha erken tatlanır kırıldığı için. Hı hı. Onun çünkü içinden acısı hemen çıkıyor. Bunu daha sonra tatlandıktan sonra kurunca sadece zeytin suyunu süzüp sadece zeytinyağına basarsanız o daha da lezzetli oluyor. Hı. Birazdan bu zeytinin faydalarını da zaten doçent doktor Kaan Yılancıoğlu'yla genetik uzmanı hocamla birazdan onu da konuşacağız. Ama size şöyle söyleyeyim, ben tattım yeşil zeytin, sakın hani ağaçtan zeytin kopardım, onun bir tadına bakayım, evet, nasılmış tadı falan filan demeyin, gerçekten böyle bir tat görmedim. Evet, böyle çok acı şey olur, evet. Yaklaşık bir ay sonra ama zeytin gibi zeytin. Tabii ki, bir ay sonra yenecek hale gelir. Peki ablacığım, bunu az sonra genetik uzmanı doktorumuza da soracağım. Bu nasıl bir genetiktir? Bunlar nasıl? Bu nasıl bir şey abla ya? Zeytinyağlı yaprak sarması. Kendimiz bunları salamura yapıyoruz biz. İçinde zeytinyağlı çok özenerek hazırlıyoruz. Hanımlarımız da çok marifetli. İncecik sarıyorlar. Bu kadar, size ikram olsun diye getirdik. Bu kadar ince sarmak nasıl bir şey ya? İşte bunu, ince bu yıllar sarmak sonra, marifet. Tabii yıllar sonra gelen bir evet, herhalde. Evet, sara sara ince sarmayı öğreniyoruz. İnanılmaz. Abla bunu nasıl sardın abla? Böyle bir şey olabilir. Hep beraber. Vallahi helal olsun. Helal olsun. Zeytinlerimizi o zaman hazırlayalım. Zeytinlerimizi kuralım. Önce kırdık. Ondan sonra içme suyunu dolduruyoruz. Şimdi bunu normalde biz kavanozun ağzına kadar dolduruyoruz.
Ağzını kapatacağız. 15 gün boyunca 2 günde bir suyunu boşaltacağız. Tekrar dolduracağız. Ondan sonra yani en son halini size göstereyim. Ver hayat. Diyelim ki 15 gün suyunu. 15 gün suyunu değiştirdiğimizi farz edersek eğer. Hı-hı. Şimdi buna 2 çay kaşığı kadar şeker koyuyoruz. Ha şeker. Hı-hı, toz şeker. Tutuyoruz. Tamam. Üzerine normal tuz. Hayır, bu limon tuzu. Limon. Bir çay kaşığı limon tuzu. Bu hem erimesini engelliyor hem de sarartıyor. 2 yemek kaşığı kadar da tuz. Kapağını alabilir miyim? Kapağını da alalım. Zeytinimizi kuruyoruz. Hı-hı. Hanımlar. Bakın. Bunu ne kadar tutacağız peki? Bunu bir ay kadar tutsanız yeterli. Ya bu toplamda bu aslında 2 aylık bir şey o zaman. Hı hı. O zaman bunu Ağustos falan gibi yani Ekim sonu tatlanınca çıkıyor. Bunun rengi de gidiyor zaten, sararıyor. Hı hı. Sarardıktan sonra bu şekilde kuruyoruz. Bir ay kadar bekletiyoruz. Ha, bu sofra kahvaltı dediğimiz o sarı zeytin mi oluyor? Sarı zeytin oluyor, evet. Hı hı. Bu şekilde zeytin kurumumuz. Kırmada aynı şekilde yapılıyor kırmada zaten. Sadece o 15 gün değil 10 günde tatlanır. Peki, şimdi geçelim şu turşumuza. Hı. Neler var, neler var içinde? Benim gördüğüm en az 5-6 çeşit meyve var. Şimdi bu muşmula, bu turşunun ya da sirkenin aslında içecek bu. Ama turşu grubuna da giriyor, sirke grubuna da giriyor. Çok eski bir Anadolu içeceği bu. Hı hı. Çok çok şifalı. Bu muşmula olmazsa olmuyor. Mutlaka bundan buna koyacağız. Şimdi bunun içinde armut var, elma var, ayva var, üzüm, mandalina var. Mandalina var. Yani mandalinayı kavuklarıyla koyan da var. Şöyle ben de. Şu şekilde. Ben de giyeyim eldivenimi de. Hı-hı. Ben de göstereyim. İçinde gerçekten yok yok. Mandalinası, muşmulası, limonu, elması, Zehra, ayvası. Ha bunlardan bak, da koyacağız. Tabii, nar tabii. Falan da. Nar, bu çok lezzetli bir içecek oluyor. Eskiden bunu çok yaparlarmış. Her evde bulunurmuş aslında. Tükenmez dediklerinin anlamı da devamlı bittikçe üzerine içme suyu ekliyoruz. He. Suyunu içiyoruz. Ne kadar kullanabiliyoruz bunu? Yani 2 ay kadar kullanabilirsiniz. İçine meyve de bir taraftan atabiliyorsunuz. Bakın şu şekilde. Balı da koyduk. Biraz bal. Tekrar meyve koyacağız. Bunu ne kadar bekleteceğiz abla? 15 günde oluyor bu. Bu 15 günde. Hı hı. Bu peki bir sirke mi oluyor, turşusu gibi mi? Yani fermente olduğu için iki gruba da giriyor. Hı hı. Oo, bu ne? O da ejder meyvesi. Ejder meyvesi de koyduk. O zaman ejder meyvesi yokmuş ama şimdi yeni nesilde koyuyoruz. Köyde diyorsun, deve kuşundan kazımıza, ejder meyvemizden ananasımıza kadar her şeyimiz var. Güzel. Balı da koyduk. Bunu toz şekerle de yapabilirler. İlla bir şey değil ama daha şifalı olması için. Harika şeyler oluyor. Evet. Orası arttı. Onu ben şey yaparım. Hı hı. Onu bir önünde yeriz biz. Sen hiç merak etme. Evet. En sonlarımızı da ilave ettik. Ben şimdi aslında bir hocamızı da almak istiyorum. Hı. Hocamıza da bir sormak istiyorum. Bu kadar faydalı meyvenin girdiği bir içecek. Zaten sağlığa çok faydalıdır ama... Faydaları nelerdir? Heh, en son kaç tane de lohut koyacağız? Fermente. Bunun fermente olabilmesi için. Hocamızı da alayım ben. Genetik uzmanı, doçent doktor Kaan Yılancıoğlu efendim aramızda. Hocamız da gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hocam, genç hocamız, genç doçentlerimizden. Hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Hocam gel şu bu kadar meyvenin girdiği bu muhteşem karışımı bize bir önce anlat. Hocam, sağlığa faydaları. İçinde yok yok. Ejder meyvesinden yok, yok. Narına, elmasından muşmulasına, armudundan ayvasına, ayvasından mandalinasına kadar her şey var. Hocam bomba hazırlamışsınız siz buraya. Yani. Sabah bombası olmuş bu abla. Yani şimdi bir kere en başta şunu söylemek lazım.
Böyle bir karışım tabii ki özellikle sabah. Bunun suyunu mu yapacağız? Ne yapacağız bunu abla? Bunun meyvesi yenmiyor. Sadece suyunu içiyoruz. Meyveleri yemeyeceğiz. Suyunu içeceğiz. Sadece suyu, mesela içeceğiz. Bir bardak içtik. Üzerine bir bardak içme suyu ekleyeceğiz. Onun için tükenmiyor. Devamlı oluyor. Ne kadar peki böyle içilebiliyor? İki ay kadar içilebiliyor. İki ay İçine kadar. Meyve de atabilirsiniz. Bir genetik doktoru olarak söyle. Bunu içenin genetiğine ne olur söyle hocam. Hocam bunu içenin genetiği bozulmaz bir kere. Neden bozulmaz? Çünkü bizim antioksidan dediğimiz ve vücudumuza aslında en çok zarar veren ve vücudumuzda yaşlanmayı aslında tetikleyen, hücrelerimize zarar veren, biz nefes aldıkça bizi paslandıran oksijenin bir takım böyle molekülleri oluşturması durumu var. O moleküller oluştukça hücreler yaşlanıyor. Bizim de işte, temizlenmemiz lazım. Onları temizleyen şeyler de antioksidan moleküller. İşte o antioksidan molekülleri en çok alabileceğimiz yer neresi? Sumak. Bunu ben Murat Hoca'dan, Murat Hoca'dan biliyorum. En iyi antioksidan sumak. Kesinlikle hocam. Tam üstüne bastın ama konumuz bugün sumak değil. Evet. En iyi alabileceğimiz yer renkli meyveler. Çünkü bunlara rengini verenler pigmentler. O pigmentler bizim antioksidan olarak işte nitelendirdiğimiz moleküller. Özellikle hangi renk meyveler? Üzüm gibi kırmızı, falan. Kırmızı, yeşil, işte üzüm gibi böyle yine kırmızı. Yani renkli olan meyveler özellikle, renkli meyveler özellikle çok antioksidan özelliği kuvvetli. Mesela nar. Antioksidan özelliği çok kuvvetli. Onun dışında işte üzüm. Onun dışında işte diğer burada işte neler koyduk? Alıç var, armut var, elma var, ayva var, siyah üzüm var. Yani zaten yok yok. Yani bu meyvelerin içindeki bu antioksidanlar bir kere bizim yaşlanmamızı engelliyor bir. Kanser oluşumunu sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de bu oksidasyon, bu paslanma. Çünkü ne oluyor? Hücreler yaşlanıyor, ölüyor. Yaşlanıyor, ölüyor. Yaşlanıp öldükçe onların yeni hücreler gelmesi lazım. Ama biz yaşlandıkça yeni hücreler gelmiyor. O ölen hücreler de temizlenemiyor. Orada ne oluyor? Böyle yangı oluşuyor. Orada pislik böyle oluyor. Diğer hücreler pislik oluşuyor. Aynen öyle. Ve ne oluyor? O pislik orada kaldıkça diğer hücreleri de etkiliyor ve orada kanser de olmaya başlıyor. İşte onları temizlemenin yöntemi de aynı zamanda yine bu antioksidanlar. Bunlar kanseri de ne yapıyor? Engelliyor. Evet. Mesela hocam şu kaç yüzyıldır yapılan bir şeydir değil mi? Çok eskiden yapılırmış. Şimdi yapılmıyor. Anadolu içeceği aslında. Hani Osmanlı'ya kadar uzanan tarihi var bu içeceğin. Düşünün hocam o zamanlar hava temiz, araba yok, muhteşem. Radyoaktif hiçbir şey muhteşem. Yok, cep telefonu muhteşem. Yok, internet yok, havada dolaşan hiçbir şey yok. Ama ona rağmen insanlar bunu yapıp içiyorlarmış ve temizleniyorlarmış. Muhteşem. Zaten doğadan uzaklaştıkça, bizler doğadan uzaklaştıkça biliyorsun başımıza gelmeyen kalmadı. Kanser oluyoruz, artık işte depresyon, efendim bak düşün bu kadar depresyon yaygın, herkes depresyon ilaçları. Bak hanımlara, hepsi doğada. Hepsi bak, doğada. Hepsi gencecik hanımlar bak. Ve mutlular yani ablalar. Evet. Yani ablalar mutlular, gayet güzel yani. Bak Emre'de şehir insanına bak, yüzü asık, mutsuz. Ya sorsan, abi ben depresifim. Yani işte bu nedeni biraz bu oluyor. Doğadan uzaklaşıyoruz. Dokunamıyoruz artık doğaya. Yani bunlar önemli hocam. Peki, bunu bitirelim abla. Yaptık bunu. Şimdi bunu kapatıyoruz. Her gün hafif açıp bunun havasını alacağız. Ha, bunun sadece havasını alacağız. Başka hiçbir şey yok. 15 gün sonra tüketmeye başlayabiliriz. Peki bunu günde kaç bardak içiyoruz mesela? Bir bardak. Bir bardak yeterli mi hocam? Yeterli. Hocam bir şey soracağım. Sabah bunu içsen. Yani. Vallahi hastalık uğramaz evine. Peki buradan sana şey soracağım. Detoks soracağım. Mesela ben bir yerde gördüm. Avrupa'da hatta Türkiye'de de vardı öyle şeyler. Bayağı böyle çim yetiştiriyorlar. Diyorsun ki bir bardak çim suyu ver diyorsun. Detoks işte. Alıyor çimi kesiyor. Zınk geçiriyor şeyden. Aynen, katı meyve sıkacağından. Aynen. Suyunu içiyor. Ben birkaç bardak içtim. Yani tuvaletten çıkamadım. Çok kötüydü yani. Ama tuvaletten de çıkıyor. Ama faydası var mı? Çim suyu var, bildiğin çim var. Suyu. Şöyle işte. Hani onun yerine rokadır, işte maydanozdur, yeşilliktir. Şimdi işte özellikle bu taze çim. Hani bahsettim ya renkli. Evet. Çimende de ne var? Antioksidan pigmentler yine var. Yine o rengi sağlayan içinde bol miktarda magnezyum var. İçinde bol miktarda antioksidan var. İçinde diüretik yani tuvalete çıkartan, su attıran, ödem söktüren
moleküller var. Evet. Dolayısıyla sen onu içtiğin zaman ne oluyor? Biz antioksidan, ne demek antioksidan? Bir şekilde alıyorsun, vücudu temizlemen lazım. Temizlediğin şeyi nereden atacaksın? İdrarla atacaksın. İdrarla atacaksın. Evet. Yani aslında idrar torbasının içinde ne var? Toksinler var. O toksinleri oradan atman lazım. İşte o toksinleri vücuttan da sökmen için o ödemi bir şekilde idrar torbasına da taşıman lazım. İşte o çimenin içinde bu moleküller de var. O yardımcı yüzden oluyor. Hem idrar söktürüyor, mesela maydanoz. Muhteşem bir diüretik. Muhteşem idrar söktürücü, ödem giderici. Mesela her sabah maydanoz, limon suyunu içtiğin zaman tertemiz bir antioksidan. Çimen de aynı etkiyi gösteriyor hocam. Mevzu bu. Otlayacağız abla, yapacak. Evet, evet. Artık biz de inek gibi, koyunlar gibi otlamaya başlayacağız. Yapacak bir şey yok. Bunu yaptık. Burada başka yapacağımız bir şey var mı? Katmer isterseniz. Katmer. Ben ondan önce şu turşuları da bir hocama sorayım. Hı-hı. Biz bu sene çok turşu kurduk hocam. Of, çok bak, iyi yapmışsınız. Biber turşumuz burada. Muhteşem. Salatalık turşumuz burada. Bu da domates sosumuz. Aslında o da kışlık bir şey. Yani evet, bu domates sosumuz çok kurduk. Hocam turşulardan biraz bahset bize. Hocam turşuların en önemli özelliği bir kere probiyotik olması. Pro ve prebiyotik olması. Ne demek bu? Bağırsağımızda bakteriler yaşıyor. Bu bağırsağımızdaki bakterilere biz ne diyoruz? Mikrobiyom. Şimdi ama, hani ama var faydalı bakteri. Heh, faydalı bakteriler. İçine zararlılar da var. Yararlılar tabii ki var. Bu mikrobiyom içerisinde her şey var. Fakat oradaki yararlılar bize önemli. O bakterileri biz ne yapıyoruz? Yavaş yavaş böyle yaşla birlikte, İşte kullandığımız ilaçlarla birlikte, yediğimiz, içtiğimiz şeyler, stres faktörleri, bunlarla birlikte ne yapıyoruz? Yavaş yavaş orada kaybediyoruz. Aslında mikrobiyom dediğin o bakterilerin hepsi var ya, onlar senin bir organın. Yani vücudumuzdaki o bakterilerin hepsi, o mikrobiyom bizim bir organımız. Ve o organ yavaş yavaş işte kalbin gibi, akciğerin gibi, böbreğin gibi artık eskimeye, yaşlanmaya başlıyor. İşte onu ne yapacağız biz? Yerine koyacağız. Turşu. Neyle koyacağız? Turşuyla koyacağız. Turşuda ne var? Probiyotik bakteriler. Prebiyotik bakterilerimizi besleyen moleküller. Bir de vücudumuzdaki o bağırsaklardaki bakterileri de ne yapacaksın? Yemek vereceksin ki yaşasın o da. Onların yemeği bu. İşte bunlar da yine onlara yemek olacak ve onlar orada büyüyecekler ve bizi sağlıklı kılacaklar hocam. O yüzden turşu çok önemli. Evet. Bu sene de biz bol bol turşularımızı kurduk. Katmer'e gidelim mi? Buyurun. Katmer'den önce abla şu kahvaltı masasına bir hocamla gidelim. Sen de dur burada, bize bir anlat bakalım bu masada. Hocam geç. Hocam kuş kurbağa sütü eksik. Kurbağa dış. Vay arkadaş. Kuş sütü eksik. Hocam kahvaltıdan bahsedelim öncelikle. Şimdi bu masada otlar. O nedir? Zahter. Kekik aslında. Zahterin kekin bir türü. Adı zahter. Hatay'da dağlarda oluyor genellikle. Yani biz Hatay'dan getiriyoruz. Salamura kuruluyor bundan. Sonra ya o da bir turşu aslında. Salamurası kurulduğu için. Sonra biz onu alıyoruz. İçine işte domates, soğan, maydanoz koyuyoruz. Tatlandırıyoruz. Kahvaltı sofralarımızda bulunuyor. Hocam zahter. Muhteşem bir şey bu. Hocam bir kekikgillerden dediği gibi. Hı-hı. Yani kekik de zaten biliyorsun. Hem içerisindeki moleküller, yine bahsettiğim işte o antioksidan moleküller, antikanser moleküller. Bunların hepsinden çok zengin bir bitki, çok yararlı bir bitki. Tabii salamurası, turşusu olduğu zaman bir ayrı. Evet. Tabii taze olması önemli. Taze. Dolayısıyla. Ya bu o kadar çok seviliyor ki. Tabii. Yani bilmeyen bile tattığı zaman çok enteresan geliyor ve çok seviyor. Zahterli yumurta kıracaksın mesela. Yani hocam bir dizide vardı. Zahter diye bir şey vardı. Hatırladın mı? Bir dizi vardı öyle. Evet. Çok eski. Çok eski. Evet. Hocam bana bir kahvaltı sofrası söyle ki yiyeceğimiz yemekler hem bizi yormasın, kilo aldırmasın ve güne enerjik başlayalım. Bana bir sofra şunlardan. Mesela sen bu sofraya otursan ne yersin burada? Hocam bir şey söyleyeyim. Abla kızmayacaksın ama bana. Yok kızma. Ha. Hayır. Burası şimdi bizim zengin mutfağımız. Şimdi zengin mutfağımız. Sen şimdi geldin. Sen tamam. Sabah geldik. Altınköy'e gittik. Ablamdan rica ettim. Ablam bize bir kahvaltı sofrası hazırladı. Tabii i̇şte bol bol hazırladı. Bunun hepsini veriyoruz biz şimdi kahvaltıda. Abla çok teşekkürler derim bir kere önce. Kendine bir tabak yap bakayım. Allah razı olsun derim. Tabak nerede, var mı tabak? Ablam oradan bir tabak alabilir miyim? Arka dolap. Ben önce kendime bir dakika. Önce ben kendime bir tabak yapayım. Tamam. Hadi. Tamam mı? Tamam. Geldik şimdi Altınköy'e ablamların. Köyüne. Ama normalde yapacağın gibi bir tabak yap. Tabii benim kahvaltı tabağım bak şimdi. Ha. Bir tane de hocama tabak verirsek ablacığım. Ben şimdi kendime nasıl tabak yaparım biliyor musun? Bir kere zeytinimi alırım.
Ablam oradan bana biraz zeytin. Bir 5 tane zeytin koy. Tamam mı? Şu peynirden alayım. Eyvallah. Ben kendi tabağımı yapacağım. Hocam da kendi tabağını yapacak. Yumurtayı zaten onu hiç saymıyorum. Şu yumurtayı yedim. Zahterimi biraz aldım. Biraz zahter. Zahter, zahter. Zahter, zahter. Yeşillik şundan alırım. Bak şu güzel. Maydanozlu yeşillik. Ondan sonra bir tane şey ver abla. Pişi. Bir tane pişi. Pişimi aldım. Aa, yeşil zeytin var. Yeşil zeytinim var. İşte kırmızı zeytinimiz daha sonra böyle oluyor. Heh, böyle olan zeytin. Hı-hı. Biraz patates alayım şöyle. Kendime. Hocam şu an şaşırmaya devam ediyor. Ne zaman doyacak bu adam diye. Kuru domates alın, çok sağlıklı. Ha, şundan alayım biraz. Evet, kuru domatesimi de alayım. Tamam, bunlar bana yeter. Gerisinden de hocam burada Allah ne verdi? Hocam Allah ne verdiyse aldın zaten. Eyvallah. Bence tabağın güzel. Çok mükellef bir tabak. Bence tabağın güzel. Şimdi şeyler bize tabii diyetisyen arkadaşlarımız her zaman tabii söylerler. Derler ki kibrit peynir. Kibrit peynir, 2 tane zeytin falan. Tabii o işin şakası. O eski diyet usulleri. Şimdi bir kere tabak her zaman ne olacak hocam? Dengeli olacak. Yani dengeli derken karbonhidrat olacak, yağ olacak, protein olacak. Yani tabak her zaman. Dolayısıyla yumurta bir kere vazgeçilmez. Peki haşlama mı yoksa? Hocam tereyağı eskiden tukaka gösterilirdi. Derlerdi ki tereyağı şöyle kötü, böyle kötü. Fakat yapılan son çalışmalar tereyağının o kadar da zararlı, günahı olmadığını gösterdi ki yumurtaya da aynısı söylendi. Yumurtaya da tukaka dediler. Yumurtaya da yıllarca yiyemedik. Ve sonra görüldü ki yumurta bir insanın günlük protein ihtiyacını karşılamasında bir yumurtanın sabah yenmesi elzem hocam. Ne kadar faydalı. Elzem. Evet. Bak yararlı değil, elzem. Her sabah bir yumurta mutlaka yiyeceksin. Neden? Çünkü proteini buradan alacaksın. Ya buradan alacaksın ya baklagillerden alacaksın. Burada baklagil olmadığına göre proteinimizi yumurtadan alacağız. Peynirler tabii ki mutlaka peynirlerden, beyaz peynirlerden kullanacağız, yiyeceğiz. Tulum peyniri özellikle yiyeceğiz. Onun dışında benim tabağımda mutlaka domates olur. Neden? Neden? Çünkü içinde likopen var. Ama şimdi mevsimi değil. Mevsimi, hocam mevsimini beklersen çok isterim. Keşke mevsimi olsun. Çok daha fazla likopen. O yüzden ne yapacağız? O yüzden ne yapıyoruz? Mevsiminde domatesleri toplayıp böyle konserve yapabiliriz. Domatesin içinde ne var dedik? Likopen. Likopen ne? Yine antikanser. Hanımlar kocalarını seviyorsa. Oo, çok fena bir şeye değindim. Bak şimdi. Evet. Mevzu. Hangi kameradayız? Şurada hocam. Hanımlar kocanızı seviyorsanız, prostatına zeval gelsin istemiyorsanız, kanser olsun istemiyorsanız ne yiyeceksiniz? Domates. Domates. Domates, bol bol domates. Kocanıza bol bol domates yedireceksiniz. Çünkü içinde prostat kanserini engelleyen likopen var. Bu klinik olarak kanıtlanmış bilimsel bir gerçek. Kanseri engelliyor. Domates. Aynen. Salatalık ve maydanoz kesinlikle olur. Yine salatalık bol miktarda C vitamini içerir. Sulu sebzelerde bol miktar C vitamini ve suda çözünen vitaminler olur. İşte suda çözünen vitaminler, işte B vitaminleri, C vitaminleri gibi, tamam mı? Dolayısıyla maydanoz olur. Mutlaka çayımın içine bir limon atarım. Neden? C vitamini mutlaka ve aynı zamanda demir bağlama şeyini engelleyecek bazı özellikler veriyor. Yani çünkü çayı çok içtiğin zaman ne oluyor? Demir bağlıyor. Demir bağladığı zaman ne oluyor? Kansızlık. Diyoruz ya kansızlar. O yüzden limon koyalım. Evet, o yüzden limon atmak orada bir şey yaratıyor. Sen bu sofrada şu patatesi beğenmedin gibi. Hocam patatesi ve karbonhidratı çok şey yapmam, kullanmam. Neden? Çünkü çok karbonhidrat seni gün içinde ne yapar? Çabuk acıktırır. Hmm. Bunların glisemik indeksi çok yüksek hocam. Abla üzüldü yalnız. Yok, abla üzülme. Şimdi bunları yediğin zaman bunlar çabuk doyurur, çabuk da acıktırır. O yüzden mi ben çok acıkıyorum ya? Hocam muhtemelen çok yiyorsan yani karbonhidrat. Ben sabah çok yiyorum, öğlene kadar çok yiyorum. Sonra yemiyorum. İşte demek ki o şeyini protein açlığını doyuruyorsun. Çünkü ne kadar çok protein yersen, bak ben her zaman öyle yapıyorum. Sabah protein çok yersen
çok geç acıkırsın. Çok karbonhidrat yersen hemen acıkırsın. Yani çok hamur işi yedin, hemen acıkırsın. Bir daha yemek istersin. Soralım Funda ablaya. Yapıyorsunuz ya bunları mesela kahvaltıda kocalarınıza. Evet, evet. Hemen acıkıyorlar mı? Yani çok severek yiyorlar. Ablacığım zaten. Hemen acıkıyorlar. Biz de çok severek yeriz canım. Severek yemeyiz. Çok severek yiyorlar. Ben kendimi zorlarım şunları yememek için. Yani. Vay 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 vay. Yani patates kızartması, yani kızartmalardan hocam ben biraz uzak duruyorum. Niye? Onun da nedenleri var. Mesela bu depresyon dedik ya. Bir araştırma var mesela. Araştırmada diyor ki kızartma ürünleri, kızartma yemekleri çok yiyen insanlara %17, %11 oranında büyük depresyonu oran ve anksiyetesi artıyor hocam. Büyük oran. Evet, büyük oran. Yani panik atağı varsa, depresyonu varsa, yani bu tarz kızartma ürünleri bilimsel olarak böyle makalelerde var. Yani yeni yapılmış bir çalışma. Kadınlar günlerde çok kızartma yapıyor ya. Evet. Bu depresyonu tetikleyen bir şey gün içinde. Dolayısıyla kızartmadan uzak dururum. Zeytinyağlıya bayılırım. Yerim. Zeytinyağlı. Zeytinyağı. Zeytin. Olmazsa olmaz. Yani muhteşem. Bunlar çünkü içerisinde tirozol, hidroksitirozol, efendim oleropen, efendim kuarsetin. Bak mesela kuarsetinin hapı var. Bak kuarsetinin hapı var. Hap alma zeytinyağı. Hap alma zeytinyağı. Aynen öyle. Hapı var kuarsetinin ve dünyada anti-aging, yaşlanmayı engellediği gösterilmiş yegane moleküllerden biri kuarsetin. Ve bunun içinde var. Zeytinyağında var. Canan Hoca öyle diyor. Zeytin diyor. Evet. 50 tane yiyeyim diyor. Ya böyle bir ben şey yok. Ben her sabah 51 tane yiyorum diyor. Ama o kadar faydalı diyor yani. Hocam yani hakikaten zeytin bir mucize. Yani mucize bir şey zeytin. Yani yiyebildiğin zeytin kadar. Zeytin mucize, yağ mucize. Kesinlikle. Zeytin yani. Kuruyorsun o yeşil zeytin mucize. Hakikaten kesinlikle zeytin öyle. Yani. Zeytinin yağı ayrı bir mucize. Yani zeytin belki hani şu masada en faydalı hani yemek dersen şu zeytin derim yani. Bu nedir abla? Tereyağlı katmer. Şimdi onun nasıl yapıldığını göstereceğiz size. Hadi ablam biraz başlasın bakalım tereyağlı katmere. Zehra abi geçsin oraya. Tereyağlı katmer. Hı hı. Hocam bu Antep usulü mü? Orta Anadolu'da nasıl yapılıyorsa o şekilde yapıyoruz. Normalde yani Antep, Yozgat, Ankara, Çorum yöresinde bu şekilde yapıyorlar. O şekilde göstereceğiz. Antep'in katmeri o kadar ince olur ki ama. Aa, o farklı. Böyle ama baktığın zaman böyle karşısına kendini aynen, görüyorsun. Aynen aynen. Bayağı ince, tül gibi aynen. Yani. Hocam sen nerelisin? Hocam ben İstanbul. Aslen Peder Bey de İstanbul. Dolayısıyla biz biraz İstanbul'a kaçıyoruz. Ama Elazığ var anne. Elazığ'ız. Gakkoş tarafımız var. Canan Hoca'nın memleketinde. Evet, dede tarafımız var. Genetikçiler hep Elazığlı oluyor demek. Hocam herhalde o tarafta seviyoruz biz bu işleri ya. Hocam kalkmasaydın dur katmere bak. Kalkmıyor mu? He, kalkma sen, kalkma tamam, katmere okay. Bakacağız. O zaman şöyle döneyim. Dön. Evet, güzel bir katmer. Hamurundan biraz bahsedelim abla. Diğer hamurlardan farkı ne mesela? Hamurdan normal yoğuruyoruz, açıyoruz. Un, tuz, su. Un, başka tuz, bir şey. Su. Başka bir şey değil. Sonradan, kabartma şeyi falan bir yok, şey yok. Öyle bir şeyimiz yok. Sade tereyağıyla açtıktan sonra yağlıyoruz böyle. Sonra pişiriyoruz. Hocam güzelliğe bak. Hocam güzellik muhteşem de kaç kilo alırız buradan? Hocam hemen bak, hemen genetiğe geldin ya. Çıkar bırak kendini. Tadını çıkaralım. Daha dur, bu birinci kat yağlama. Daha kaç kere yağlayacağız bunu? Hocam bir kere yağlıyoruz. Ha bir kere sadece. Bir kere yağlayacağız. Şimdi un atacağız üzerine. Hı hı. Biraz daha Zeliha. Abla siz nereliydiniz? Bunlar Altınköy'lü. Altınköy. Hemen. Biraz bize Altınköy'den bahsedin. Altınköy'den. Altınköy'ümüz çok güzel. Nerede Altınköy? Tam Ankara'nın neresinde? Ankara Altındağ. Altındağ, Altındağ'da. Evet. Altındağ'da Altınköy'ümüz. Altınköy 10 senedir var. 10 senedir orada hizmet veriyoruz. Ha ismi mi köy, bir ilçe mi yani? O yüzden bilelim. Altındağ'da belediyemiz tarafından yapılmış bir köy. Sonradan kuruldu. Ha sonradan kuruldu. Evet. Siz orada mı yaşıyorsunuz? 10 sene oldu. Yok orada yaşamıyoruz. Orada çalışıyoruz. Orada çalışıyorsunuz. Orada çalışıyoruz. Turistik köy gibi bir şey mi abla bu? Yani. Şirince gibi evet, falan evet mı? Evet. Oranın da reklamını yaptık hocam. Kusura bakma. Olsun. O önemli değil. Tamam, tamam. Böyle yerlerde. Orada çalışıyoruz. Yapalım. O çevrede tamam. Oturuyoruz biz zaten. Güzel. Bunu böyle saracak şimdi. Yuvarlak haline getirecek. Baksana. Biraz bekletip tekrar açılacak. Hocam az önce dedin ya. Muhteşem. Doğadan uzaklaştık. O yüzden fazla hasta oluyoruz. Hani şehirlerin bu hava kirliliği olsun, ne bileyim organik bir şey bulamamamız olsun.
ve bizim komple doğadan uzaklaşmamız olsun, bunlar her şeyi etkiliyor, tetikliyor. Kanser vakalarının çoğalması, hastalıkların çoğalması. Yani, birazdan bir VTR'miz var. Birini göstereceğim sana. Bütün komple şehir hayatını bırakıp gidip dağda, ormanda böyle kendine kamp kurup yaşayan birisi var ki. Muhteşem ya. Muhteşem ya. Tokat Erbağ'dayım ben. Tokat Erbağ. Tabii. Birazdan göstereceğim. Gör. Hocam öyle bunu şey. Yapmak da çok zor ya. Gerçekten. Helal olsun. Tabii, ben öyle zor, insanlara tabii. Var ya yani. Gıptayla bakıyorum yani. Aynen öyle. Kolay değil. Ama emin olabiliriz yani. Bizden mutlu olduğuna eminim yani. Ya en azından ayaklar bir çime basın değil mi? Bir sürü parkımız var. Tabii. Parklar, o yüzden bahçeler. Ya bunlar çok önemli hocam. Yani mutlaka ayağın toprağa basacak, kendini bir statik elektrikten bir kurtaracaksın. Bak bu da mesela bir gerçek. Normalde insan vücudu elektrikle yükleniyor. Pil gibiyiz. Hı hı. Böyle üzerimizde 20 bin volt, 50 bin volt bak statik elektrik var. Tabii bu böyle akan elektriğe dönüşürse cayır cayır yanarsın. Ama statik olduğu için duruyor. Onu da boşaltmak ama, için. Ama bak bu ne yapıyor biliyor musun? Bu işte sende ne yapıyor? İşte sıkıntı yaratıyor. O yüzden mesela klimalarda ne var? Negatif iyon üfleyen klimalar var ya hani, iyonizer. Evet. O yüzden var. Pozitif elektrik strese neden oluyor. Negatif elektrikle nötralize etmeye çalışıyor. Mesela böyle bir... Bunu hiç düşünmemiştim. Tabii böyle bir şey var, teknoloji var. Onu yıllarca bize sattılar hani klimalarla birlikte. Hocam şu an benim gözüm katmerde. Hocam sen evet katmerden... Şu an sana çok fena yüklendim. Elektriğim sana çok fena. Her an çarpabilir elektriğin seni. Muhteşem bir şey oluyor. Bunun içine şimdi şeyleri mi koyacağız? Malzemeleri koyacağız. Şimdi malzeme yok. Ha, sadece bunu pişirecek. Aha, aynen. Pişirecek. Bu şekilde pişecek şimdi. Koyalım şunu sadece o zaman. Pişerken yağlayacağız. Vay. Daha devam mı ya abla? Evet. Biraz daha yağlayacağız. Maşallah. Yapacağız. Katmerlerimizi yapacağız. Yapacağız. Hiç merak etmeyin. Yağla abla. Az sonra çok önemli şeyler konuşacağız. Evet. Bizi izlemeye devam edin efendim. Çok kısa bir reklam. Reklamlardan sonra buradayız. Doğayı çok seviyor. Etrafımızdaki ağaçlar gürgen ağaçlarından oluşuyor. Yeşilin içinde yaşıyor. Mantar arıyorum. Doğal mantarlarla elde ettiğim ürünlerle yemek yapıyorum. Şehir hayatından uzaklaşmak için ormanda sık sık kamp kuruyor. Böyle bir çadırım var. Kanvas çadır. Yaz kış bunun içerisinde kalıyorum. Kamp hayatı yaşayan Murat Pala en doğal malzemelerle bizler için domatesli, biberli et kavurma pişiriyor. Alişan neleri kaçırdığını bir bilsen. Felaket. Az sonra Alişan'la hayata gülümsedi. Evet efendim, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Altınköylü hanımlarımız şu anda gördüğünüz gibi katmerlerimizi yapıyor. Birazdan onun tadına bakacağız hocamla. Doçent Doktor Kaan Yılancıoğlu, genetik uzmanı hocamla da merak ettiğimiz şeyleri soracağız. Ama en çok merak edilen şey, 100 yaşına ulaşan insanların ortak özellikleri. Yani bana sorsan ister miyim 100 yaşına kadar yaşamak bilmiyorum ama... Hocam sağlık. Ama burada en azından sağlık yani. Evet. Sağlıkla gelmişler bu yaşa. Evet, aynen öyle. Şimdi kuzey ülkelerine baktığın zaman adamlar 80 yaşında, 90 yaşında hala ne yapıyorlar? Bisikletle gezmeye gidiyorlar, araba kullanıyorlar. Şimdi bizde biraz kültürel olarak şey var ya böyle yani 60'a geldikten sonra böyle yaşlandık ya artık olur. Ben yaşlandım falan sonra elimi ayağımı çekeyim sonra işte elini ayağını çekmek zaten en büyük sorun. Hayattan kopmak anlamını, hayattan kopmaya başladığımız yer orası hocam. Elimi ayağımı çekeyim kafası. Şimdi bakıyorlar, bu büyük bir çalışma aslında. Bir bilimsel çalışmanın çıkarttığı sonuçlar bunlar. Bu sonuçlara göre 100 yaşını böyle sağlıkla 100 yaşına gelmiş insanlara bakıyorlar. Bunların diğer insanlardan farkı ne diye. Daha erken ölmüş insanlara göre. Onlarla karşılaştırıyorlar. Bakıyorlar ki bir kere kan şekeri düşük. Yani kan şekerini bizim metabolizmamızda insülin dediğimiz hormon, insülin ve glukagon denilen aslında asıl insülin düzenliyor. O insülin hormonu iyi çalışıyor, kanı glukozdan temizliyor. Çünkü biz yemek yiyoruz ya,
Yemek yediğin anda mideden o glukoz bir anda kana başlıyor. Yani sadece şeker değil, her şeyden şeker alıyoruz. Tabii her şeyden şeker alıyorsun. Bu da ne oluyor? İnsülinin o zaman artıyor. Bu sefer insülin artınca kandan nereye gidiyor? Organlara, karaciğere ve diğer depolandığı hücrelerin içine girmesi lazım. Dışarıda kalırsa ne oluyor? Dışarıda paslanıyor, okside oluyor. Okside olunca da ne oluyor? İşte o zaman enflamasyon dediğimiz kansere kadar giden her şeye neden oluyor. Kanser damarı, dönemlerden neden biri? Tabii damarı paslandırıyor. Yani ben paslanma diyorum ona, insanın paslanması. Mesela yeni yapılmış bir çalışma var, kolesterol yüksekliği. Kötüdür ya, derler yani yüksek. Yeni yapılmış çalışmalar şunu gösteriyor, kolesterolün tek başına yüksek olması damar hastalıklarının nedeni olmuyor. Eğer insülin direnci varsa, glukoz oksidasyonu yüksek ise o zaman damarlar paslanma, işte aterosklerotik plaklar oluşuyor. Peki ne yapacağız? Hocam kan şekerini düşük tutacağız bir kere. Genetik olarak da yüksek olabilir ama biz düşük tutmaya uğraşacağız. Ne yapacağız işte? Çok sevdiğin hocam işte o şeyler var ya hani sabah karbonhidrat. Tamam. Onları az yiyeceğiz çünkü onlar kan şekerini en çok yükselten şeyler. Meyve yiyorsak abartmayacağız ama şeker almak istiyorsak da meyve şekeriyle idare etmek daha akıllıca. O diğer endüstriyel şekerlerden bir kere paketli gıdalardan kesinlikle uzak duracağız. Yani uzak duracağız yani. Kesinlikle yemeyeceğiz. Hurmadan alırız. Ha, hurmadan alacaksın. Kayısıdan alırız. Kayısıdan alacaksın. Kuru kayısı yersin. Bu tarz şeyleri yaparsın. Bunlar çok güzel. Ama böyle rafine edilmiş endüstriyel şekerler bizim katilimiz. Bunu unutmayacağız hocam. Peki. Devam ediyoruz. 100 yaşına ulaşan insanların ortak özellikleri böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının daha sağlıklı olması. İşte bunun nedeni de beslenmeleri zaten. Heh. İşte zaten çalışmanın sonucu zaten açıkça gösteriyor. Şimdi neden böbreği ve karaciğeri düzgün? Karaciğer vücudun ne organı? Detoks organı. Temizleme. Temizleme organı. Böbrek ne organı? Kanın temizlenme organı. İkisi de detoks organı. Evet. Sen ne kadar çok yersen, ne kadar karışık yersen o kadar bu organlar ne oluyor? Bozuluyor. Bunlar fonksiyonları düştüğü zaman vücudu temizleyemiyorlar. Temizleyemedikleri zaman da hocam ne oluyor? İşte o zaman kanser oluyor, diyabet oluyor, tansiyon organ çıkıyor. Kaybol. Her şey ondan sonra başlıyor işte. Her şey ondan sonra başlıyor. Bu iki organ önemli. Bu iki organı sağlıklı tutan şey de senin beslenmen. Hocam kaç yaşından sonra yediklerimize dikkat etmemiz lazım ki artık organlar tolere edemiyor öyle şeyleri. Mesela kaç yaştan sonra özellikle dikkat etmek lazım? 40 mı, 30 mu? Hocam bana sorarsan 20 yaşından itibaren çok dikkat etmek gerekiyor. Çünkü, ama özellikle? Ama bana sorarsan çok daha erkene giderim ben çocukluk çağına. Çünkü yemek alışkanlıktır. O başka bir şey. Sen o alışkanlığı kazanmazsan çocuktan. Bak mesela bazı insanlar var, hiç rastladın mı? Gazoz mesela içmez. Der ki mesela ben istemem. Mesela çikolata sevmez. Ne bileyim paketli gıda yemez. Niye? Çünkü çocuklar yedirmemişlerdir. Bilmez. Evet. Yese de tadı almaz. Çocuklarımıza alıştıracağız diyorsun. Heh. Sağlıklı beslenmeyi. Aynen öyle. Sağlıklı beslenme alışkanlığı. Çocuğun şeyine işte bir şey o yapılmış keklerden koyacağına elma koyacaksın abi. Koyacaksın elma. Koy armut. Koy bir şeftali. Çocuk onu yesin. Peki öyle bir şey var mı? Diyelim ki çocuklukta kötü beslenmiş, sonra da kötü beslenmeye devam etmiş. Ama bir şeyi var mı? Hani? Elbette her yerden dönebilirsin. Heh. Her yerden dönebilirsin. 60'ında da dönersin. Öyle mi? 50'inde de dönersin, 40'ında da dönersin. Maksat dönmek. Döndüğün anda vücut kendini detoks edecektir bir miktar. Hemen toparlıyor ya. Ya hemen tabii sıfırlamayacaktır ama belli ölçüde kendini yine toparlayacaktır, alışacaktır. Ama tabii bağımlılıklarımız var. Yemek bağımlılık hocam. Onu engellemek için yavaş yavaş kesmek lazım. Yemekle sigara bağımlılığı arasında bir fark yok. Hiç içilmesin zaten. Hiç içilmesin. Yani ikisini onu içilmemesi gerekiyor. Yemek de aynı aslında. O da bağımlılık. Glukoz. Çünkü o da. Doğru söylüyorsun. Peki devam edelim. Daha yüksek demir ve toplam kolesterol düzeyine sahip olmaları. Hocam. Teyzemin güzelliği. Teyze muhteşem. İşte zaten böyle sağlıklı yaş almak, yaşlanmak değil de sağlıklı yaş almak değil mi? Şimdi demir tabii ki vücudumuz için birçok enzimimizin çalışması için gerekli bir metal.
Bu bizim için önemli bir enzim çalıştırıcı. Metabolizmamız için şart. Kolesterol de aynı şekilde. Şimdi bu iki çeşit kolesterol. İyi kolesterol, kötü kolesterol. Bu toplam kolesterol. Hı-hı. Hepsi. Hı-hı. Şimdi kolesterolün bir şeyi var. Kolesterol hücrelerin bir şekilde kendini tamir etmesi. Kadınların özellikle erkeklerin de mesela testosteron gibi, östrojen gibi. Bak bunlar steroid yapılı hormonlar ve bunların sterol halkalarından yani kimyasal olarak şuna ihtiyacımız var. Bunları üretmek için. Dolayısıyla onların da düzgün seviyede olması gerekiyor. Öyle bulunmuş. Aslında bunların hepsinin tabii altında beslenme yatıyor zaten. Tabii beslenme yatıyor. Evet. Sağlıklı beslenme yatıyor. Ama kolesterolümü yükselteceğim. Toplam kolesterol demek şu değil. Kötü kolesterolü yükseltmek değil. Yani kötü beslenirsen kötü kolesterolün artar. O da sana eğer diyabetin falan gibi bir şeyin de varsa zarar olur. O zaman zarar olur. Aynen. Döner. Peki. Düşük glikoz, kreatin, ürik asit ve karaciğer enzim düzeylerinin olması. Evet, bunu baştan söyledik zaten. Böbrek fonksiyonlarına bakar kreatinin. Glikoz yani düşük olacak gene. Ürik asit ne kadar? Yani burada da şu aslında çıkıyor, devreye giriyor. Daha çok bitkisel beslenme, daha az aslında hayvansal beslenme. Hmm. Ürik asit çünkü hayvansal beslenme arttıkça... Sen ama mesela et ye, ürik asidin tava. Ama hiç değil değil mi? Ha, hiç değil, öyle ha. Bir şey yok. Hiç diye bir şey yok. Ne dedik? Kararında. Karbonhidrat da mı hiç yok? Ekmek de mi? Var, onu da yiyeceğiz. Ama hepsi kararında olursa, işte o zaman 100 yaşına eğer genetik faktörler de, ben bir genetikçi olarak onu da ekleyeyim. Bir de genetik faktörler, annen, baban ve akrabaların bir şekilde o yaşlara ulaşanların sayısı yüksekse... O zaman senin de tabii ki artacak. Tabii kader diye bir şey var. Allah hepimize o da kısmet hocam. O ayrı bir şey ama sonuçta bu can da bize Allah'tan bir emanet. Ona da aynı şekilde bakmamız ve dikkat lazım. Edeceğiz. Aynen. Hocam şimdi masamızda öyle şeyler var ki hanımlar duyunca diyeceksiniz ki aa hayret bir şey. Bu ne demek? Bu nasıl böyle bir şey olabilir diyeceğiniz. Mesela benim şurada hemen bak. Makyaj fırçalarında hanımlar en fazla kullandığınız şey. Biz de kullanıyoruz sabahları televizyona çıkmadan evet, ki biz evet, de mecburen evet. Makyaj oluyoruz. Evet. Makyaj fırçalarında tuvaletten daha fazla bakteri ve mantar var. Eyvah eyvah. Şunlarda. Evet hocam maalesef. Neden maalesef. Hocam? Neden? Çünkü şimdi bu arada bu fırçaları da çok severim ben. Herkes de sever, yumuşacık böyle. Aynen. Hanımlar da çok sever bu fırçaları. Hanımların en çok haşır neşir olduğu. Bunların bir de isimleri var biliyorsun değil mi? Tabii kaş fırçası. Yani ama yok başka başka isimleri var. Yok bogotimogu öyle şeyler bilmiyorum, var. Bilmiyorum hocam. Neyse. O işin başka tarafı zaten. Şimdi hocam ne dedik? Mikrobiyomdan bahsetmiştim ben. Şimdi mikrobiyom ne dedik? Vücudun bütün bakterileri. Şimdi vücudumuz bakteriden oluşmuş. Yani bütün vücudumuzda bakteriler var. Nerede de? Yüzde de var. Tamam. Şimdi sen bunu sürekli yüzüne sürüyorsun. Makyaj malzemesine batırıyorsun. Yüzüne sürüyorsun. Sürekli değil mi? Evet. Şimdi yüzünde dışarıdan bakteriler, havadan uçup gelenler yapışmış. Tabii. Kendi vücudunun üzerindeki bakteriler var. Yani bir noktadan sonra öyle bir şeye dönüşüyor ki bunun üzerinde sen her gün bunu kullanıyorsun o arada. Hiç temizlemiyorsun da. Ne oluyor? Bunun içindeki bakteriler artıyor. Sonunda bir de ürüyorlar burada. Çünkü yüzünden bunun içine neler de geçiyor. Deri parçaları, bakterilerin büyüyebileceği, yiyebileceği bir sürü şey. Sen gözle göremiyorsun ama bu bir bakteri şeyine dönüşüyor. Yuvasına. Yuvasına dönüşüyor. Ne yapacaksın? Bunu ne yapmamız lazım? Temizlememiz lazım. Nasıl temizleyeceğiz peki? Nasıl hastalıklar olabilir hocam? Deri hastalıkları. Hocam akneye neden olur. Tamam. Yani sivilceye neden olur. Yüzünüzde birçok işte sivilcelenme, yine enflamasyonlar, yani kızarıklıklar, alerjik reaksiyonlar. Belki o koruma tabakasını... Tabii koruyan, tabii bakteri florasını bozar. Bakteri florası bozulduğu zaman mantar olabilirsiniz. Çünkü bu yüzünüzdeki bakteriler neye şey yapacak? Yüzünüzdeki bakteriler aynı zamanda buraya başka bakterilerin gelip yerleşmesini de engelliyor. Nasıl temizleyeceğiz peki? Nasıl temizleyeceğiz? Bunu alacağız. Şöyle suyun altına koyacağız. Sabunu alacağız güzel. Sabunlayacağız böyle güzelce. Eğer bunun içine girebilecek böyle hani banyo şeyleri olur ya. Ne olur? Tırtıklı şeyler var ya. O tırtıklı şeylere şöyle süreceğiz güzelce.
İçine sabunla güzelce bunları temizleyeceğiz. Daha sonra kurutup kullanabilir hanımlar. Ki özellikle yani, başkasının makyaj fırçasını tabii, hayatta. Tabii tabii. Başkasının makyaj fırçası. Ya bak başkasının şişesinden, tabağından yemek yemekle başkasının fırçasını kullanmak aynı. O kadar ha. O kadar aynı yani. Derin için. Peki bunu evet. da öğrenmiş olduk. Aman hanımlar dikkat. Bunları temizliyoruz. Peki ne demiş hocam? Yumurta zarından kırışıklığa karşı krem. Hocam bunu sen mi yaptın? Doğru söyle. Hocam ben... Hocam, hocamın, evet. hocamın yaşı da dedim ki bayağı genç görünüyor. Hocamın yaşı tam 40. Evet. Ama maşallah vallahi 30'larda görünüyorsun hocam. Hocam teşekkür ediyorum. Sağ ol, bu komplimanı da aldım. Hocam genetik doktorusun. Her ben... şeyin yemeden önce genetiğine bakıyorsundur sen. Hocam o zaman tava şeyde yıldızlarda bırak hocam. Ben gidiyorum artık bunu aldıktan sonra. Lütfen lütfen. Yumurta zarından kırışıklığa karşı krem. Hayır hayır başka bir şey konuşmayın. Evet. Şimdi... bu çok enteresan gerçekten çünkü hanımların özellikle kullandığı cilt ürünlerini prize getiriyor. Evet, cilt ürünlerinde en önemlilerinin başında biliyorsunuz kolajen var. Şimdi kolajen çok önemli bir molekül. Neden? İşte derimizin gerginliğini sağlayan, derimizin kırışmamasını engelleyen en önemli moleküllerden bir tanesi kolajen. O kolajen yaşla birlikte ne oluyor? Kayboluyor. Hı hı. Ve sentezlenmesi ne oluyor? Üretilmesi azalıyor deri altında. Ve böylelikle de yavaş yavaş biz kırışır. Ne yapıyoruz? Kırışmaya başlıyoruz. İşte o kolajeni yerine getirmemiz gerekiyor. İşte en çok kullanılan ürünlerden bir tanesi kolajen. Şimdi yumurtamızı görüyorsunuz hocam. Normal yumurtayı güzelce şöyle bir şey yapalım. Nasıl pişirdiniz arkadaşlar? Hocam o pişmemiş sanki ya. Pişmemiş mi? Hocam pişmemişse fena olacak. Açıyorum. Aç aç. Bakalım, hazır ben mısın? De göreyim. Ben de göreyim. Yok pişmiş pişmiş. Yok pişmiş pişmiş evet. Şimdi hanımlar bileceklerdir. Yumurtanın arkasında bir zarı var. Şöyle kabuğun arkasında bir evet, zar var. Evet evet. Yerken şöyle, hep ayıklarım onu. Evet evet hep ayıklanır. Bazen yumurtanın üstüne yapışır. Şurada zarını güzelce şöyle soyacağız. Şöyle zarı var. Bak gösteriyorum. Kamera yakaladın mı? Evet. Tamam. İşte bunu güzelce soyuyorum ve daha sonra bunları alıp şöyle kamerayı oynatıyoruz böyle. Buradan şuradaki bakın burada soyulmuşu var. Şimdi ben tek tek soymayacağım yani vakit şeyi için. Burada gördünüz şunu bir gösterelim. Yumurta zarı. Yumurtanın zarı var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel. Hocam şöyle. Bak kadınlar nasıl bakıyor sana bak bak bak. Hepsi bak bak. Hepsi bakıyor değil mi? Bak, dikkat abla kesildi katmayı bıraktı sana bakıyor bak. Abla bak bunu yaparsan... Bilmiyorum yani. Abi ne der bilmiyorum bak. Yani. Bunları gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kurutabiliriz. Tamam. Hocam kurutacağız. Kuruttuktan sonra bunları blenderdan geçireceğiz. Tamam mı? Şöyle atacağız. Tamam. Tabii blenderımız biraz daha ufak olursa süper olur ama biz gene demonstrasyon bir geçirelim. Tamam mı? Böyle bunu güzelce çünkü inceltmemiz lazım. Bunu incelteceğiz ki ne kadar yüzey alanını genişletirsek küçülecek, iyice küçülmesi lazım. Bizimkiler içeride şey gibi hocam o. İşte kuru... gitti. Luna Park'taki şeyler var ya onun gibi. Bizim yumurta hepsi gezen tavuk olduğu için hocam. Evet zarları o yüzden kalın. Zarları kalın oluyor. Ahmetköy'den geldi. Peki diyelim ki bunu geçirdik blender'dan. Hocam geçirdik. İncel. Daha sonra bunlar incel. Ya bunlar kurursa bu arada yani kurutursak bunları zaten tıkır tıkır bu ezilecek. Ve bunun içinde ne var biliyor musunuz? Bak bunun içinde kolajen var. Bir. İki. Hyaluronik asit var. Bak bu ikisi dikkat et kremlere falan. Böyle işte bilmem nenin kremi. İçinde işte hyaluronik asit, kolajen falan değil mi böyle şeyler var. Al sana İşte evde yumurtanın işte. İçinde evet. Bunda asıl birçok protein gibi bizim ekstraselüler matrix dediğimiz böyle derimizin matriksini, derimizin böyle yapısını oluşturan birçok molekül ve en önemlilerinden de kolajen ve hyaluronik asit var. Vay be. Bunu alıyoruz. Bunları iyice kıydıktan sonra burada Hindistan cevizi yağımız var. Hı-hı. Şunda kalsın. Şuna şey yapalım. Diyelim ki onu şey yap. Diyelim ki bunu kıydık. Evet, güzelce evet, kıydık. Evet. Daha sonra Hindistan cevizi yağını bunları kıyılmış vaziyette buraya attık. Güzelce. Hindistan cevizi yağını da üzerine şöyle döktük. Güzelce. Tamam. İsterseniz bu şekilde tabii bekleteceğiz bunu. Bir süre bekleyecek. Hı hı. Ki
içindeki işte proteinler, parçalanmış olan onların yapıları yavaş yavaş bu yağın içine yavaş yavaş geçsin. Daha sonra da bunu güzelce yine normal cildinizde kullanabilirsiniz. İşte bunu söyleyen genetik doktor abi evet, var. Evet, kullanabilirsiniz ama yumurtaya alerjiniz olmayacak. Bir de bu. Şimdi yumurtaya alerjiniz varsa o zaman bunu sürerseniz o zaman yumurta alerjisine neden olabilir. O yüzden de dikkatli olacağız. Ne yapacağız? İşte atıyorum yumurta alerjisin var mı? Önce birazcık şöyle eline bakarsın. Kızarıyor mu, zaten kızarmıyor mu? Yumurta alerjisi olma zaten bilir ya. Zaten yiyemiyorlar bile yani. Aynen öyle. Ama tabii ona dikkat etmek lazım. Biz uyarımızı yapalım da. Aynen. Çünkü önemli. Tabii ki. Bunda... Güzel, vallahi çok çok güzel bir tarif verdi hocam. Evet, bu enteresan bir şey. İsterseniz bunu aslında su, Hindistan cevizi yağınız yoksa suyla da. Ha, olabilir. Yapabilirsiniz. Güzel. O da şey yapar yani, o da bir nebze. Hocam kolajen dedin ya, bunu biz çok konuşuyoruz programlarımızda. O kolajenin o kemik iliğinden çok fazla geldiğini biliyoruz. Evet. Ama bir de kolajen hapları var mesela. Bunu Canan hocamla da konuşmuştuk geldiği zaman. O diyor ki mesela hap almayın, haptan hiçbir şey alamazsınız. Kolajeni mutlaka o işte paçadan, o ilik suyundan. Evet. Oradan evet, almanız evet, çok daha faydalı diyor. Şimdi şöyle bir şey var. Canan Hoca'ya o konuda katılıyorum. Neden katılıyorum? Çünkü şöyle bir durum var aslında. Yani bu bilimsel olarak bunu söylemek gerekiyor. Kolajen çok önemli bir şey. Evet. Şimdi biz kolajen böyle üçlü heliks yapıda vücudun kendisinin ürettiği, vücudun kendi hücrelerinin, deri hücrelerinin ürettiği bir protein. Evet. Şimdi bu proteini dışarıdan siz aldığınız zaman, diyelim ki hap olarak aldınız. Yani ne alırsanız alın o kolajen zaten midede, vücutta sindirilecek. Ve parçalanacak. Küçük bir sürü amino aside parçalanacak. Hı hı. Yani o proteinin kocaman bir zincir düşünün. Kocaman bir masa düşünün. Bu masanın ayağı, bacağı, işte şeyinin bir parçası, tamam mı? Kolajen bir masa olsun kocaman. Senin aldıkların parçalanacak küçücük böyle. Yani küçücük parçalar ayrılacak vücutta. Ve tekrar hücreler onları alacak. Ve hücreler onlardan yeni kolajen sentezlemeye başlayacak. Yani hiçbir zaman vücut dışarıdan aldığı kolajeni, aa ne güzel kolajen aldım ben bunu alayım da yüzümün şurasına koyayım yapmıyor. Ha, o yüzden dışarıdan almak çok faydalı. Yani dışarıdan aldığınız zaman, o yüzden dışarıdan kolajenin proteininin içerisindeki amino asitleri almak, vücudu ondan zenginleştirmek ve vücudun onu sentezini, üretmesini arttırmak daha akıllıca oluyor. En zengini de paçadan var. Şimdi kelle paça büyük tartışma biliyorsun. Tabii ki et ve böyle et ürünleri, işte yine dediğin gibi bu sakatat ürünlerinin içinde özellikle kemik mesela haşlanır. Kemik haşlandıktan sonra biliyorsun bir yağı çıkar. O işte kokusunu değil mi? Ondan sonra kemiği ayırırlar, onu alırlar, kuruturlar. İlik suyu. Sonra orada böyle jölemsi bir şey olur. Bildin? Evet. O. İşte o jölemsi şey kolajen. Yani o yüzden o sakatat içerisinde o kolajen çok fazla oluyor. O zaman da onları tabii tüketince mutlaka vücut onu kolajene çevireceği kaynağı bir şekilde ondan almış oluyor. İşte ne bileyim kaç paradır bilmiyorum, hiç öyle bir şey almadım ama o kadar para verip alacağınıza, dışarıdan alacağınıza mis gibi kemikleri yani gidip kasapta kestirin. Biz öyle yapıyoruz. Tabii öyle. Ben geçen hafta 2 paket aldım mesela. Düdüklü tencerede onlar mis gibi kaynadı. O dediğin gibi kolajeni çıktı. Tertemiz. Bir de biz şey yaptık, buzdolabı şeylerine işte o buzluğa koymak için tabii şey var ya, buzluk şeyleri, poşetleri, o küplere. Evet. Onları damlatıyoruz. Müthiş yemek yaptın, bir şey yaptın. Yemek yaptın, içine atacaksın. İşte sana kolajen kaynağı. Mis gibi. Yani gerçekten zaten eskilerin kullandığı yöntemlere bakarsan, ya biz aslında eskilerin yöntemlerini almışız, onları hapa mapa çevirmişiz. Bak. Açık konuşmak şey gerekirse. Bir de böyle bir şey var. Yani işte eskilerin kelle paçayla yaptığını biz şimdi işte haplarla yapıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yemekler de haplara dönüşmez hocam. Bu eski uzay filmlerinde. Öyle gidiyor mu? Öyle gidiyor. Ver oradan bana bir kuru fasulye. Pilav üstü kuru hapla diye. Al bir de boğazında kalmasın. Yani Allah korusun oraya dönmeyelim. Aynen öyle. Peki çok fazla yakalanıyoruz. Özellikle şu dönemde ki
Bunu bütün hocalarımız da söylüyor. Pandemide çok korunduk, çok şey yaptık ya, vücudumuz tamamen böyle mikroba herhalde unuttu. Şimdi çok fazla grip oluyoruz. Evet. Gribe evet. Karşı en etkili şeylerden biri zencefil. Bir zencefil şeyi yapacak hocam bize. Hocam zencefil çok yine önemli antioksidan kaynaklarından bir tanesi. C vitamini, yine kuarsetin, yine birçok vitamini içeren ve aynı zamanda vücutta bağışıklık sistemini stimüle eden, yani uyaran, hı-hı, yani aktive eden, hı-hı, bazı molekülleri de içeren bir bitki. Zencefil, çiğ de yenir bu arada. Ve bu zencefilin özellikle çayını yapmak, bu grip gibi, soğuk algınlığı gibi şeylere yakalanmamızı gerçekten azaltıyor. Yani dedim ya, eski kadim bir bilgi var hocam. Bak, yani bu kadim bilgiyi, ben bilim insanıyım ama kadim bilgiyi asla reddetmem. Ta İbn-i Sina'dan gelen değil mi? Kesinlikle. Çok eskiden gelen bir kadim bir bilgi var. Bunlar çünkü gözlemlerle yavaş yavaş süzüle süzüle bugünlere kadar gelmiş bilgiler. Bunu biz yeni yeni bilimsel çalışmalarla göstermeye başlıyoruz. Şimdi zencefille ilgili bir çalışma yok mu? Var. Onlarca var. Onun bir lapını yaptılar hocam. Zencefil lapı var. Var canım. Falan bunun da lapı var. Dolayısıyla zencefili nasıl kullanacağız? Ama burası önemli. Yani zencefili normal dilimledik. Dilimledik. Evet. Ve koyduk. Daha sonra limonumuzu aynı şekilde çaya koymadan. Bak bunu. Tabii tabii, çaya koymadan. Tamam. Normal şu şeylerini atarsak, şunların. Limonu zencefilin üstüne kıracağız ha. Evet şey, evet, limonu sıkacağım ben onun üzerine. Çünkü bu şekilde daha iyi şey yapacak, nüfuz edecek. Ve zencefille bir şekilde limonun asidi bir arada ne yapacak? Buluşacak. Buluşacak. Ve orada yeni etken madde o zaman mı? Tabii, etken maddeler limonun içerisindeki şeye de geçecek. Çünkü bunun pH'sı da önemli. Bu şekilde limonu güzelce zencefilin üzerine sıktık. Ben tabii buraları rezil ettim. Evet hocam. İşte o ayrı. Girmemesi lazım. Erkekler. Evet. Ya hocam bu... ya bizim genetiğimizde yok hocam. Ablalar var burada, bana zencefil çayı yaptırıyorsun. Hocam, hocam ben ne yapayım? Genetik doktor olarak erkeklerin genetiğiyle mutfağa girmek var mı? Hocam yok işte, yok. Bizde böyle bir şey yok. Bizde ince iş yapma yok hocam. Bak bizde kalın bir yer, tamam mı? Yapacak bir şey yok. Bizim mağaradan dışarıya vereceksin. Biz gideceğiz avlanacağız hocam. Aynen. Kalın iş. Tamam mı? Ablalarım kusuruma bakmayın. Burada biraz şey parçalıyorum ama mutfağı parçalıyorum. Onlar da oradan öyle bakıyorlar çünkü. Yıllardır molekül parçalıyorsun. Evet, yıllardır mı hocam, biz molekül parçalıyoruz ama işte. Bir günde zencefil. Bir günde zencefil. Güzelce yaptıktan sonra kaynar suyu, bak, kaynamış defa, suyu. Yalnız bunu ilk defa böyle evet görüyorum. Biz normalde zencefili direkt evet kaynatıyoruz. Kaynamış suyu üzerine koyuyoruz hocam. Evet. Ve daha sonra bunu bekletiyoruz. Tamam, 10-15 dakika kaynamış su üzerinde. Böyle demliyor bunu. Hı hı. Tamam mı? Demliyor. Bunu zencefilin tozuyla da yapabiliriz. Zencefilin kendiyle de yapabiliriz. Ama olabildiğince bu zencefiller hani şöyle şöyle değil de daha küçük kıyılmış olursa. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Sarımsak gibi dövüyorum. Harikasın. Böyle harikasın. Dövüyorum. Muhteşem bir yöntem. O şekilde olursa çok daha iyi nüfuz edecektir şeyin içine. Hem limonla hem bir taraftan şeyle ve daha sonra eğer biraz ılıdıktan sonra... Bir de bal koyduk mu? Tabii. Ilıdıktan sonra balı da biraz, yani çok abartmadan tabii. Çünkü bu da saf bir glukoz kaynağıdır. Saf şekerdir yani bal. Dolayısıyla diyabetiklerin özellikle şeker direnci, insülin direnci olanların tabii dikkat etmesi gerekir yani bunlara. Ve onu da karıştırdıktan sonra istersen üzerine tarçın da atabilirsin. İstersen. Bak ben bunu ilk defa gördüm. Ve daha sonra bunu 15 dakika sonra kullanabilirsin. Bak bir şey, bir yanlış bilinen bir şeyi düzeltelim mi? Evet. Bal kaynar suya atılır mı? Sıcak suda bal ne olur? Ben atıyorum. Bak şimdi bu yanlış bilinen bir şeyi biz düzeltelim, doğru evet yapalım. Evet. Şimdi balın sıcak suda toksik olması, zehir etkisi yapması falan diye bir şey yok. Şimdi biz bunu biraz yanlış biliyoruz. İşte bal sıcak suya atılmaz. İşte bal pişirilmez. Şimdi böyle bir şey yok. Bunu şey yapalım. HMF diye bir tane şey oluşuyor içinde, sıcakta çok durursa. Balı aldın 2 hafta güneşin altına koydun. İşte orada o molekül oluşuyor, toksik oluyor. O başka bir şey. O başka. Ama ben çayımı yaptım.
İçine bal attım, karıştırdım. Yemek yapacağım mesela sıcak. Etkisini kaybeder mi peki? Ya etkisini de kaybetmesi, öyle yani amşağın bir etki kaybetmez. Çünkü zaten içinde bir takım proteinler varsa elbette etkisini kaybedecektir. Yani hani proteinlerden bahsediyorum. Ama yani ama böyle ölümcül derecede böyle bir etki kaybetmez. Ama zehir etkisi yapmaz. Yani bunu bir kere bir değiştirmek, düzeltmek evet, gerekiyor. Bu doğru bilinen bir yanlış. Evet, iki hafta güneşte bekledi. Sen bunu aldın, iki hafta sıcakta koydun, beklettin. Yani sıcak. O zaman dediğin gibi bu toksik olur. Tamam. Kullanılmaz. Bunu da öğrenmiş olduk. Ama çayını attın, karıştırın. Böyle bu, burada problem yok. Hocam, burada bir şey var. Çok dikkatimi çekti. Bu şimdi yani doktorlukla bir alakası var mı bunun bilmiyorum ama borunun içerisindeki fıstığı nasıl alabiliriz? Bu şimdi... Hocam, bu sana özel soru ama. Bu sana özel soru çünkü rejideki arkadaşlar dedi hocam sürpriz yapacağız. Maymun deneyim hocam bu. Hani... Hocam bir deney dediler. Yapacağız hocam. Sen de dediler. Borunun içerisindeki fıstığı nasıl alabiliriz? Sen dediler söyle. Bir fikri olan var mı hanımlar? Evet. Borunun içerisindeki fıstığı nasıl alacağız? Şöyle. Üzerine su koyarsanız belki yukarıya çıkar. Elimi sokuyor, elim girmiyor. Abla hemen verme şeyi abla. O çözsün. Hemen. Duymadı. Allah'tan duymadı. Vallahi duymadım. Abla hemen çözdü mü? Abla hemen çözdü de sen duymadın Kur'an abla. Kur'an çarpsın duymadım. Nasıl alacağız? Böyle çevirsin işte, aldın işte. Hocam bu aldın hareket yani. Etmiyor. Hareket etmiyor. Hayır hayır. Ben bu burada sabit. Sabit. Masayı kaldıramazsın. Bunu kaldıramazsın. Bunu buradan alacaksın. Şöyle çekerim hocam. Ağzınla. Hocam elektrik süpürgesi kadar şey veremiyorsan yani bir 500 watt kadar o mümkün değil. Hiç. Olmuyor. He? Arkadaşlar. Hocam. Genetiğiyle sen... oynanmış bir insan var orada. Hocam sen... Hocam geldi. Sen ekiple birlikte gelmişsin. Kopya geldi. Kopya geldi. Evet. Yazsınlar evet. Bakalım bize hanımlar. Evet. Bunu söylemeyelim daha. Bence de söylemeyelim. Borunun içerisindeki fıstığı nasıl alabiliriz? Ben vakumladım, gelmiyor. elimi soktum. Bir kez daha vakumlayayım mı? Dur. Hocam nefes al nefes. Olmuyor. Bunu bulun bakalım. Yazın evet. Bize. Hayata gülümse TRT'ye yazın. Bunun içerisindeki ben bir karga görmüştüm bunu almıştı bir şeyde. Hocam kargayı ben de gördüm. O böyle bir şeyler yaptı. Çubuk kullandı o. Çubukla aldı. Evet çubukla aldı. Çubuğu aldı. İttire ittire. Aldı. Aldı onu oradan. Kesinlikle akıllı. Bunun cevabını az sonra vereceğiz. Evet. Reklama gitmeden önce şöyle bir LED'imize gelelim. Doğru yanlış bilgilerden biraz bahsedelim. Bunları ilk defa duyuyorum. Oo. Depresyon tedavisi alırken patates yenir. Bunu kim demiş mesela? Bunu patates Hipokrat. Bu doğru mu yanlış mı hocam? Bence bu yanlış bir şey. Patates hocam soru de... bana mı? Soru ablalara size. Mı? Soru size. Soru bana. Var mı böyle bir şey mesela patates yiyince bir rahatlama bir şey oluyor mu hanımlar? Belki mutluluk verebilir yani onun dışında bir şey bilmiyorum. Var mı bilen bilmiyorum herhalde. Yani bazı şeyler var hani çikolata mukulata yiyince. Hocam senin ekip var onlar her şeyi biliyor. Patates yararlı olur mu? Evet. Onu belli zaten yararlı gel. Var mı hocam böyle bir şey? Doğru mu yanlış mı? Hocam bu patates yenir. Şimdi bunu aslında ben biraz söyledim masada. Anlattım hatırladın mı? Karbonhidrat şimdi, olarak mı? Karbonhidrat kızartma. Şimdi patates özelinde değil. Patatesle alakası yok mevzunun. Patates de yenir. Patates kızartması olarak herhalde. Kızartma işte. Olarak. Adam orada yiyor orada bir tabii, adam. Tabii tabii şu hele bunlar kızartma patates bile değil ya. De bunlar neyse. İşte belli yaramış yani. Hele bir elimi evet. Eline al. Evet. Yüzünü evet. Güldürür başka hocam. Elemeyi gözmüyor hocam. Aynen. Şimdi kızartma ürünleri tüketen insanların depresyon ve anksiyete oranı yükseliyor. Tam zıttı. Yükseliyor hocam. Yani %17'ye kadar çıkıyor anksiyete. %11 yükseliyor depresyon etkisi. Bu 147 bin kişide yapılmış bir çalışma. Bilimsel bir çalışma ve kızartmayla besleniyorsanız depresyon yatkınlığınız yükseliyor. Dolayısıyla tabii ki bunun tedavisini alırken gidip de bir de kızartmayla beslenirsen onu arttırırsın. O yüzden elveda diyeceksin şu kızartmalara. Vay be. Ya.
Demek ki böyle bir şey yok. Patatesle hiçbir evet. alakası yok. Patatesle ilgisi yok ama kızartma. Kızartmayla. Peki. Tansiyon, kolesterol ve kansere karşı her gün domates yenir. Bunu az önce zaten hocamız söyledi. Gerçekten burada mucize bir sebze. İçindeki antioksidanlar hocam. Domates sebze midir, meyve midir hocam? Söyle bakayım. Meyvedir. Hocam okumuş bir yerlerden bak yerler. Evet domates. Hocam sorunun geçti. Domates aslında meyveymiş aynen biliyor musun? Öyle. Sebze aynen. değilmiş. Aynen öyle. Domates aynen yemek öyle. Gerçekten iyi geliyor. Neden hocam, istiyorsan bir kez daha. Çünkü ne demiştik? Antioksidan içinde bulunan, özellikle de söylemiştim prostat kanseri için. Likopen denilen bir madde var. İçerisinde bu madde prostata karşı etkili, prostat kanserini engelleyici bir antioksidan madde. Dolayısıyla domates yemek kansere karşı etkili. Tabii ki tansiyon, kolesterol gibi diğer faktörleri de düşürecek. Neden? Çünkü damar çeperindeki o yangıyı, o iltihabı azaltan antioksidanlar var içinde. Güzel. Peki, böbrek taşını düşürmek için kereviz yenir. Hiç böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum. Hocam yani, bozmak istemiyorum seni ama... Yani. Hocam işte soruyoruz bunu ama söyleyenler var ki demek ki. Ama kereviz şimdi şöyle. Böbrek taşını tabii düşürmek için... Doktora gitmek lazım yani. Yani ben ondan tabii önce bir doktora giderim. Arkadaşlar bir bam... Doktora gidelim. Evet. Önce bir kere yani şimdi zaten hanımlar, beyler, izleyen çocuklar, sevgili dostlar... öncelikle kendi hastalığımızı tabii ki tedavi etmeyeceğiz. Yani insan tabii kendini en iyi doktorudur. O ayrı bir şey. O ayrı bir dünya. Ama benim böbrek taşım var, kereviziyim. Yani bence önce bir üroloğa gidelim. Hanımlara soralım mesela, bizde çok vardır. Böbrek taşım var, çok kötüyüm falan. Hemen ne tavsiye edersin? Doğru söyle. Hiçbir şey tavsiye etmem, doktora gitsin derim. Helal olsun. Helal olsun. Hocam. Hiç böyle bir şey olmadı mı bizim? Eskiden vardır mesela, ben şunu yedim iyi geldi, sen de onu yap, sen şunu yap, sen de onu yap deyince yapıyoruz maalesef. Bu bizde bir alışkanlık var. Hocam alışkanlık var. Yavaş yavaş bir... Bir de sıkıntı şu, bak ben genetikçi olarak şunu söyleyeyim. Hepimizin yapısı birbirinden ayrı ya. Şimdi sana iyi gelen ilaç bana iyi gelecek diye bir kaide yok. Sana iyi gelen bana onu zehir bilelim. Olur. Onu bilelim. Bana zehir olan sana şifa olur. Aynen öyle. Bu yapından kaynaklı. O hocam yüzden... mesela ben safra kesemi aldırdım. Geçmiş olsun. Çok kötü bir sancıdan sonra... Safra kesimi almak zorunda kaldılar. Yaklaşık içerisinde 22 tane mi 23 tane mi taş vardır. Bir gecede aldılar. Annemin de mesela safra kesesi yok. Annem mesela yumurtayı yemiyor hayatta. Evet. İşte marullar falan onları yiyemiyor. Ama ben hepsini yiyorum. Ve doktora dedim ki ne yememem lazım? Dedi ki sen yedikten sonra sana zararlı gelen ne varsa onu yemeyeceksin. O kadar. Çünkü herkesin bünyesi farklı. Muhteşem bir açıklama yapmış. Yani. Ben de öyle şöyle açıklıyorum. Sana şifa, bana zehir, bana zehir, sana şifa olur. Tamam. Budur yani. O yüzden bana iyi geliyorsan ama kereviz için şöyle bir şey var. Diüretik bir şey bu. Hı hı. Yani idrar söktürücü. Ödem söktürücü, idrar söktürücü. Yani kereviz yediğin zaman idrara çıkıyorsun. Şeye gittiğin zaman da böbrek taşında en çok ne önerilir? Bol bol ne yap? İşte hareket et, zıpla. Ve, mayalı ürünler falan. Değil mi? Şey mayalı ürünler işte iç veyahut da. Su. Bol 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 su iç. Çünkü neden bol bol? İdrar yap. Ki ama taş büyük taşsa ne yapacaksın? Ama büyükse işte o yüzden. İşte o yüzden diyorum doktora gitmek önce lazım. Bir bak nedir yani. Doktor zaten sana söyler bunu. O yüzden böyle bir şey yok. Tabii. Aman bunları da yapmayalım lütfen. Yani. Gelsin sıradaki doğru yanlışımız. Bu da oho. Böyle bir şehir efsanesi mi diyeyim? Hocam, ya da doğru çok, mu? Çok zor soru. Kahve içmek migrene iyi gelir. Acayip zor bir soru. Yani hanımlar kahve içip de başı ağrıyan var mı? Ya böyle başı ağrıyan bir insana söylenir. Yapayım sana bir kahve de bir kendine gel falan denir. Şimdi, ama iyi gelir mi acaba? Hocam bak iki etkisi var kahvenin. Kahvenin içinde kafein var biliyoruz. Evet. Kafeinin iki etkisi var. Beyindeki damarları ne yapıyor? Beyindeki damarları birazcık böyle kasıyor. Tamam. Dolayısıyla beynin şeyinin basıncının azalmasını sağlıyor. Tamam. Dolayısıyla yani başın ağrırken biraz kahve içersen okey. Başın ağrısını geçirebilir. Ama eğer sık sık başın ağrıyorsa, böyle migren gibi bilinen bir hastalığın varsa, 3 bardak kahveden sonra kişiden kişiye de değişir, o 2 olur, 1 olur.
migrenini çok kötü tetikleyebilir. Yani. Az önce dediğiniz gibi işte. Yani sana şifa, bana zehir. Bilemem. Ama iki etkisi de gösterilmiş. Başı ağrıyan insanın başının ağrısını engelliyor. 1-1.3 miligram gibi bir şey tahmini şey yapıyorum, hatırlıyorum. Ama onun üzerinde 3 kahve şeyinden, fincandan sonra tetikliyor baş ağrısını. O yüzden böyle bir şey yok. Aman, aman. Peki, şimdi bir ledimize güzel bir şey gelecek hocam. Stresle ilgili, strese iyi gelebilecek bir şey. Hocam, yönetmenim lütfen güzelliğe bakar mısın? Maşallah. Otlayan koyunlar, mis gibi. Derya kuzuları. Gördüğünüz gibi. Mi hocam yoksa? Yoksa? Yoksa antidepresanlar mı hocam? Yoksa bu antidepresanımız mı? Hocam, doğa bir kere antidepresan. Ben şöyle beni koyunlarla çekeyim. Gel hocam gel. Gidelim. Heh. Sanki oradaymışız gibi olalım. Anlat bize hocam. Hocam, doğa bizim antidepresanımız. Evet. Yani ne olursa olsun doğaya çıkmak bizi zaten rahatlatacak. Stresimizi hem azaltacak. Hem gençleştirecek, aynen, hem rahatlatacak. Aynen, stresimizi azaltacak. O yüzden... Yalnız bu arada gerçekten kendimi orada hissettim. Evet, orada gibi olduk. Hakikaten vallahi. Orada gibi olduk. Beni Elazığ'a götürdüm hocam. Hocam vallahi Elazığ'a gittik. Ya. Arkadaşlar şöyle güzel bir şey çalın. Genetik doktorunun genetiğiyle oynuyoruz şu anda. Bir saniye. Hocam bilim de bir yere kadar biliyor musun? Yani şurada iki rahatlamayalım. Güzelliğe yani. Bak. Şu an? Harika. Şu an burada olmak isterdik, evet, değil mi? Evet, aynen öyle. Ne yani güzel. Şu an burada olmak isterdik. Şimdi ben her zaman kendimi kötü hissettiğim dönemlerde... Çal hocama, çal hocama. Hocam çal hocam. Arkadan. Kendimi... Bir saniye, şu anda bir çığır açıyoruz. Bir bilim adamı otlayan kuzular eşliğinde çalan kavalla size bilimsel bir şey açıklayacak. Buyurun. Hocam ben şunu size tek bırakayım. Anlat. Şimdi... Beyin çok kompleks bir organ. Beynimizdeki hormonlar özellikle hipofiz bölgesinden salgılanan hormonlar böbrek üstü bezimizde adrenalin ve kortizol gibi hormonların artışına neden olur. Hocam kimse gelmeyecek sana. Doktorluk bitti. Kimse gitmeyecek şimdi. Teşekkür ederim. Eyvallah. Teşekkür eyvallah. Ederim. Şimdi bir veterimiz var efendim. Cumhurbaşkanlığı 4. Uluslararası Yat Yarışları'nda 100. yıl Cumhuriyet Kupası heyecanı yaşandı. Ve 100. yılda 100 yelkenli İstanbul Boğazı'nda kıyasaya yarıştı. İşte o görüntüler. Evet efendim, reklamlardan sonra hocamızla da doçent doktor Kaan Yılancıoğlu'yla konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi hocamın kendi sosyal medyasında paylaştığı bir şeydi bu. Stressiz bir hayat süren kişinin beyniyle stresli bir hayat süren kişinin beyni, işte farkı zaten görüyorsunuz. Stressiz bir hayat süren kişinin beyni gerçekten sıfır, yani bomboş. Hiçbir şey yok. Hayatı tesbih yapmış, sallıyor hocam. Hocam... Aslında boş olan o taraf. Boşalmış. Hayır, kafa. Şey olarak boş olan diyorum yani. Ah, aynen, burada mesela aynen. Bak şurada iki şey, onda da var. Aynen. Ama etrafı kapkara. Evet. Şimdi burası normal bir beyin. Olması gerektiği gibi. Beyinde iki tane şey var çünkü. Böyle sinir hücreleri, hücrelerin vücudu var. Onlar gri madde diyoruz. Bir de hücrelerin birbirine böyle el ele tutuştukları şey var. Böyle. Tamam mı? Şimdi bak, ben sinirim. Aha. Bu benim vücudum. Sen de sinirsin. Biz birbirimizle böyle el ele tutuşuyoruz. Bizim gibi böyle trilyonlarca, böyle milyarlarca sinir hücresi el ele tutuşuyor. Öyle düşün. Beyin öyle bir şey. Tamam. Bizim bu vücutlar gri madde. Bu el ele tutuştuğumuz yerlerde biraz daha böyle beyaz görünen
biraz da ak, beyaz maddeler. Tamam. Şimdi streslendiğin zaman ne oluyor? Hormonlar salgılanmaya başlıyor. Kan daha az gidiyor. Çünkü savaş kaç hormonları bunlar? Stres hormonları, kortizol ve adrenalin. Bunlar sentezlenmeye başladığı anda böbrek üstü bezinden savaşıp kaçman lazım. Flight and fight hormonu onlar. Savaş kaç. Dolayısıyla vücuttaki kan ehemmi yerlere hücum ediyor ve diğer yerler böyle kansız kalacak. Tamam? Bu önemli bir şey bu şeyde. Savaş kaç yanıtında. Ama bu bize neyi sağlıyor? Savaşıp kaçabilmemizi sağlıyor. Ama uzun süreli stres işte o organlara ne yapmaya başlıyor? Zarar vermeye başlıyor. Bozuyor. Her şeyi bozuyor. Her şeyi bozuyor. Bütün organlar nefessiz kalıyor diyelim. Hocam nasıl peki? Stressiz nasıl yaşayacağız? Stres... Hocam yok, stressiz yaşamanın... Stres. Andan bak. Anda kalacaksın. Dın, dın, dın. Evet. Evet. Oo, hocam da orkestra şefi de var. Evet, anda kaldık. Hocam anda kalıyoruz. Yani seni strese sokan şeyden uzaklaşmak tek yöntem, en iyi yöntem. Mesela arabadasın, immobilizasyon stresi. Ne demek? Böyle kaldım, hareket edemiyorum. O bizi strese sokuyor. Biz şimdi eskiden deneyler olurdu. Fareleri böyle kabın içine koyarsın, buzdolabına koyarlardı. Hayvanlar gastrit olurlardı. İmmobilizasyon stresi. Neyi bu taklit ediyor? Arabayı taklit ediyor. Arabanın içindeki sen. Fare kibrit kutusunda. Aynı. Yani gastrit oluyorsun. İşte ne yapacaksın orada? Müziği açacaksın. Ne yapacaksın orada? Rahatlatacaksın kendini. Rahatlatacaksın kendini. Hayal kuracaksın. Başka alemlere dalacaksın. Geleceği düşüneceksin ama güzel şeylere. Kaygılar yok. Böyle bu şekilde uzak. Yoksa ne olur? Kronik stres böyle beyninin, kafanın içini boşaltır. O zaman hocam sana çok stressiz bir beyin sahibi birisini izleteceğim. Kim o? Hocam Tokat Erbağ ilçesinde en güzel alanlarından Düden Gölü'nde şu muhteşem doğada çadır hayatı yaşayan Murat Pala bir de sana ormanda yemek yapsın da ablalarım da izlesin. Şöyle izleyenler de bir izlesin. Şöyle size stressiz vakitler geçirtelim efendim. Buyurun Tokat'tayız Erbağ ilçesinde. Doğayı çok seviyor. Etrafımızdaki ağaçlar gürgen ağaçlarından oluşuyor. Yeşilin içinde yaşıyor. Mantar arıyorum. Doğal mantarlarla elde ettiğim ürünlerle yemek yapıyorum. Şehir hayatından uzaklaşmak için ormanda sık sık kamp kuruyor. Böyle bir çadırım var. Kanvas çadır. Yaz kış bunun içerisinde kalıyorum. Kamp hayatı yaşayan Murat Pala en doğal malzemelerle bizler için domatesli, biberli et kavurma pişiriyor. Alişan neleri kaçırdığını bir bilsen. Felaket. Doğal güzelliğiyle Tokat Erbağ'ın en güzel alanlarından biri olan Düden Gölü'nde çadır hayatı yaşayan Murat Bey ormanı da yakından tanıyor. Merhabalar, ben Murat Pala. Şu an Düden Gölü'ndeyiz. Düden Gölü Tokat Erbağ'ın kuzeyinde yer alan 1400 rakımlı çok güzel doğası olan bir yer. Şu an bulunduğumuz yer etrafımızdaki ağaçlar gürgen ağaçlarından oluşuyor. Burası çok fazla güneş görmediğinden dolayı gürgen ağaçları da çok fazla büyüyor. Tabii buradaki hikaye sadece gürgen ağaçları ve gölle bitmiyor. Karayaka kuzumuzdan bahsettik her zaman. Karayaka kuzumuz özellikle gürgen ağaçlarından dökülen fıstıkları yediklerinde eskinin deyimiyle balık sırtı gibi olur. Yani yağlanması olur. Çünkü karayaka kuzusunun temel özelliklerinden bir tanesi kamçı kuyruk olması ve kuzunun yağlarının vücudunun her yerine yayması. Murat Pala ormanda bulduğu yenilebilir malzemelerle doğal beslenmeyi tercih ediyor. Mantar arıyorum. Doğal mantarlarla elde ettiğim ürünlerle yemek yapıyorum. Mevcut işte bağlardan toplamış olduğumuz korukla yemek yapıyorum. Yani bu bölgede yetişen doğal bitkilerle ya da ürünlerle elde ettiğim güzel lezzetleri sunuyorum. Murat Bey çocukluğundan bu yana yemek yapmayı da çok seviyor. Yemek yapmayı zaten çocukluğumdan beri sevdiğim için doğada yaptığım yemekleri buradaki yaşayan asıl gerçek sahipleri, emekçi insanlar, çobanlar başta olmak üzere onlarla birlikte paylaşmak en büyük hazım, en büyük mutluluğu. Tabii doğaya geldiğin zaman
kalacak bir yerin olması gerekiyor. Bunların en temel başında bir çadır ve bu çadır güvenli, yaz kış yağmurdan korunaklı olması gerekiyor. Böyle bir çadırım var. Kanvas çadır. Yaz kış bunun içerisinde kalıyorum. Bizim ata domateslerimiz var. Gördüğünüz gibi domatesin zaten şekli falan bayağı bir farklı. Birazdan bunlarla çok güzel bir yemek yapacağız. Burada biberden bahsetmek istiyorum. Tokat biberi. Özellikle Tokat kebabı bu biberden yapılması gerekiyor. Tokat biberinden. Kapya biberimiz var, kıl biberimiz var, sivri biberimiz var. Tabii ki bunların hepsini bütünleştirecek olan, birleştirici olan karayaka kuzusu. Bunlarla çok güzel eski annemin çeyizinde sakladığı bir bakırdan çok güzel bir yemek yapacağım birazdan. Murat Pala çadır hayatı yaşarken kendi için yaptığı yemekleri bugün bizler için pişiriyor. Bahsettiğim gibi işte burada çobanlarla birlikte yaptığımız yemekleri birlikte yiyoruz. Bu et de zaten buradaki bir köyden abimizin bize ikramı, sağ olsun karayaka kuzusu. Tabii öncesinde şu domatesi şöyle bir kesip içini göstereyim ki Alişan da neyi kaçırdığını görsün bence. Şöyle bir domates. O zamanla geçimini de doğadan sağlamaya başlıyor. Doğadan yaban meyveleri falan topladım. Yaşadığımız coğrafyada narince bağ yaprakları olduğu için bağlardan toplamış olduğumuz yaprakları salamura yapıp bunlardan bir kazanç elde ettim. Böyle bir yaşantıya devam etmem için. Şu an sürdürülebilir bir hayat yaşıyorum. Bu domatesler buraya gelmeden önce Kaleköy'ü var bizim. Kaleköy'ünde Medet amcanın bahçesinden izinsiz aldım. O bana serbest dedi her zaman. Kafama göre topluyorum. Gerçekten de zaten şekilleri falan ilaçsızdır bunlar, katkısız. Yemeğe ekstra lezzet katar. Bunun içerisinde bir de salça kullanacağız. Salçalar da bunun yer domatesinden yaptığımız salçalar. Efsane bir karışım olacak. Tabii burada şimdi tek bir domates cinsi yok. Burada 3 çeşit domates cinsi var. Hepsi harmanlandığında ekstra lezzet demek. Murat Bey yemek yaparken Alişan'ı da unutmuyor ve ona bir mesaj gönderiyor. Alişan, öncelikle buradaki muhteşem doğayı ve havayı kaçırıyorsun. Sonra da yapacağımız yemeği kaçırıyorsun. Bak burada domatesin 3 çeşidi var. Bunların hepsi ekstra lezzet demek. Ama bir gün kendin geleceksin bu yemeği gördükten sonra. Ama şimdilik sen ekrana ekmek banmaya devam et. Ada tohumu domateslerimizi hallettikten sonra kapya'ya geçiyoruz. Kapya biberimizi şu şekilde hop. Bu da ineklere. Bu kullanmış olduğum bıçaklar da Tokat yapımı. 5 kuşaktır bıçak yapımıyla uğraşan bir ailenin yapmış olduğu bıçak. El yapımı bir bıçak. Meşhur Tokat kebabımız bu Tokat biberinden yapılır. Çünkü biraz daha kalın olduğu için ateşi gördüğünde küçülme yapmaz. Lezzeti de bambaşkadır. Yine aynı şekilde kapyada kestiğimiz şekilde hallettik. Bu şekilde biberlerimizi kesiyoruz. Ayrı bir lezzeti var aslında. Hepsi yeşil biber olarak görünebilir ama kattığı lezzet hepsinin bambaşka. Biberlerimizi ve domatesleri doğradıktan sonra sıra geldi soğanların kabuklarını soymaya. Tokat biberimizi doğradık, sivri biberi doğradık. Tüm biberlerin hepsi bitti. Şimdi de arpacık soğanlarımıza geçtik. Arpacık soğanın da yeri ayrı. Hepsinin yeri ayrı. Çünkü bu memlekette yetiştiği için hepsi bambaşka bir lezzete sahip olacak. Bunları böyle küçük küçük ayırıyoruz. Sadece bunların kabuklarını soyuyorum. Bütün bir şekilde girecek. Zaten ufak olduğu için aroma katacak, lezzet katacak ekstra. Soğanlar da yine dediğim gibi bizim Erbağ'da Çalkara köyümüz var. Çalkara köyünün yerli soğanları. Burada görmüş olduğunuz tüm ürünlerin hepsi bu bölgede yetişen, bahçelerde, tarlalarda yetişen ürünler. O zaman zaten tadı çıkıyor ve anlamı oluyor. Hikayeleştiği zaman zaten daha bir albenisi oluyor bu işin. Artık etimizi doğramaya hazırız. 150 yıllık satırımızla bunu doğrayacağız. Hemen üstünden de bahsetmek istiyorum. Burayla doğrama işlemini yaparken üst tarafta kemik kırmak için. Bunu keserken kullandığım satır da gerçekten benim için manevi değeri olan bir satır. Bu satır büyük babam Ömer Pala'dan hatıra. O sebeple kullandıkça onun hatırasını yaşatmaya devam ediyorum.
Buna ekstra kuyruk yağı vesaire hiçbir şey girmez. Sadece kendi yaptığım özel tereyağından koyacağım. Şimdi de tüm malzemeleri tepsiye diziyoruz. Şimdi etlerimizi bitirdik. Bunların hepsini annemin çeyizinden kalan bakır tepsiye, siniye hepsini üst üste koyduktan sonra üstüne bir aparat yaptırdım ben. O aparat sayesinde doğada bildiğiniz fırın usulü muhteşem bir lezzet yapacağız. Üzerine zeytinyağımızı döküyoruz. Bu zeytinyağı dökmemizin amacı şu, tereyağı kullanacağımız için yağın yanmaması gerekiyor. Tereyağı biliyorsunuz ki zeytinyağı olmasa yanar. Her ne kadar közde de yapacak olsak şöyle biraz zeytinyağı dökmemiz gerekiyor. Bunun üzerine hemen şöyle karayaka kuzumuzu tepsimizin üzerine gelişi güzel yayıyoruz. Şimdi bunun üzerine hemen arpacık soğanlarımızı atıyoruz. Hemen peşinden de doğramış olduğumuz kuru soğanlarımızı yayıyoruz. Kapya biberlerimiz geliyor. Onun üzerine 3 çeşit biberimiz. Bunlar da tamam olduktan sonra yine karışık domatesini, karışık 3 çeşit domates. Ata tohumu domatesimiz, mor domatesimiz var içerisinde. Domateslerimiz de böyle çok güzel bir şekilde üzerine ilave ediyoruz. Tereyağından bahsetmek istiyorum. Şöyle özellikle şu kısmı göstermek istiyorum. Burada biberiye var. Şu yeşil gördükleriniz biberiye. Hemen kırmızı olanlar acı kuru biber. Peşinden bunun içerisinde benim dövmüş olduğum sarımsaklar var. Tereyağıyla bunların hepsi bütünleşiyor. Ekstra bir lezzet katıyor. Yani böyle bir yemeğin içerisine sarımsak koymadan asla olmaz. Ama ben sarımsağı tereyağıyla birlikte nüfuz edip lezzeti bildiğiniz gibi içerisine karmakarışık bir hale getireceğim. Şöyle tereyağımızı içerisine gömüyoruz. Şu şekilde. Saklayalım. Tereyağını böyle içerisine gömmemizin amacı ateşi direkt ilk alttan alacağı için bir an önce erisin, zeytinyağıyla birlikte nüfuz etsin, orayı da hareketlendirsin. Üste koyduğumuz zaman hemen erime yapmaz. Evet, çoğu gitti, azı kaldı. Baharatları da ekledik mi yemeğimiz artık pişmeye hazır. Baharatlarımıza geçiyoruz. Şöyle döveceğim. Ben bunların yerine, yani tane karabiber, tuz, bunların yerine toz şeklinde de kullanabilirdim. Ama her şeyin tazesi iyi olduğu gibi baharatların da tazesi olması gerekiyor. Taze bir şekilde döveceğimizin içerisine aktarıyoruz. Hemen bunun içerisine yine kaya tuzumuzu koyuyoruz. Karabiber ve kaya tuzunu iyice eziyoruz. Baharatlarımızı dövme işlemi tamamlandı. Gördüğünüz gibi hepsi toz haline geldi. Şimdi tepsimizi önümüze alıyoruz. Şöyle gelişi güzel etrafına hafif hafif. Bunlar zaten ocağa koyduktan sonra, köz ateşine koyduktan sonra karışım esnasında hepsi birbirinin içine girecek. Domatesli, biberli et kavurmayı odun ateşinin üzerine koyuyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Baharatlarımızı da attık. Gördüğünüz gibi bildiğiniz renk cümbüşü oldu. Şimdi bunları nereye götürüyoruz? Köze. Ateşimizin üstüne koyuyoruz. Hafif böyle bir alta koymuş olduğumuz tereyağlar zeytinyağıyla birlikte haşır neşir olduktan sonra üstüne bunun özel kapağımı koyacağım. Biraz beklemesi gerekiyor. Yemek piştikten sonra sacın üzerine közleri koyacağız. Yemeğimizi koyduktan sonra üstüne özel yaptırmış olduğum bu sacı koyuyorum. Biraz yemek oturduktan sonra bunun üzerine közleri ilave edeceğim. Üst taraf ve alt taraf birbiriyle bütünleşip fırın görevi görecek. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Közleri özel sacımızın üstüne koyup tamamen fırın görevi görecek bu şekilde. ...40 dakika falan yemeğimiz bu şekilde oturacak. Zaten yemek tam pişmeden yaklaşık bir 10-15 dakika sonra özel köy biber
salçamız ve domates salçası içerisine karışacak. Bir güzel ahşap kaşığımızla karıştırdıktan sonra yemek artık oturmaya başlayacak. Sonrasında 20 dakika sonra da yemek afiyetle yemeye hazır. 20 dakika sonra salçamızı eklemek için saç kapağını kaldırıyoruz. Bu salçanın içerisinde de başta bahsettiğim gibi biber salçası ve domates salçası var. İkisi karışık. Güzelce bir karıştırıyoruz şimdi. İyice birbirlerine nüfuz edecekler. Alttan ve üstten ısıyla birlikte doğada fırın görevi görüyor. Çok güzel bir şekilde pişmeye devam ediyor. Yaklaşık içerisinde 200 derecelik bir ısı var. 20 dakikalık süremiz de doldu. Şimdi yemeğimiz hazır. Zaten şu görüntü her şeyi özetliyor bence. Tamamen sudan arındı, yağlar üstüne çıktı. Artık afiyetle yeme zamanı. Bunu yerken de zaten altta fazla bir köz yok. Aynı ocak başı misali. Alişan, lavaşımızı alıyoruz şöyle müsaadenizle. Şöyle attık abi. Şöyle bu rengi görmeniz önemli. Şöyle alıyoruz. Of 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 of. Zaten bir yemeği öncelikle görüntüsü cezbetmesi lazım. Ondan sonra kokusu, en son lezzeti. İkisinden geçtik şimdi lezzetine. Alişan, neleri kaçırdığını bir bilsen felaket. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Önce programı bitirmeden şunu çıkaracağız. Bunu ablam daha ilk saniyede bildi. Abla buna el değmeden nasıl çıkarırsın? Çıkar bakalım. Altınköylü hanımlara da bu arada teşekkür edelim. Yeliz ablama, Funda ablama, Zehra ablama. Zeliş ablama. Zeliş ablama. Bir de Emine ablama. Çok çok teşekkür. Bak işte nasıl çıktı. Bu kadar. Hocam o kadar da zor değilmiş. Yani. Tabii ki Kaan hocama da, Kaan Yılancıoğlu hocama da çok çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Ve faydalı bilgilerinden sağ dolayı. Olun, sağ olun. Evet işte stressiz yaşamak çok önemli. Her şeyin sebebi en başta stres geliyor. Aynen, ama doğru. Yapacak bir şey yok hocam. Şehir hayatı. Mümkün olduğunca stressiz yaşamaya gayret edeceğiz. Aynen öyle hocam. Tavsiyelerinizi dinleyeceğiz. Çok çok teşekkür ederiz. Çok memnun olduk tanıştığınız için. Ben de çok memnun oldum. Efendim yarın inşallah yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.